Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Yargıtay 275 sanıklı Ergenekon davasında kararı usulden ve esastan bozdu. Gündemdeki konu bu. Bu akşam bu davanın, yani Ergenekon davasının mağdurlarını dinleyeceğiz. İsimlerini artık bütün kamuoyu biliyor. Onları bütün kamuoyu tanıyor. O bakımdan hiçbiriniz yadırgamayacaksınız ama belki de hikayelerini başlı başına hiç dinlemediniz. Bir bütünlük içinde bu akşam ilk kez belki de Tarafsız Bölge'de bu hikayeleri dinleyeceğiz hep birlikte. Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen bu davada hangi usulsüzlükler yapıldı ve yapılan bu usulsüzlükler nelere yol açtı, bunu göreceğiz bu akşam Tarafsız Bölge'de. Kimler var konuklarımız? Tatar ailesinden iki kişi var. Nilüfer Tatar, Yarbay Ali Tatar'ın eşi. Ahmet Tatar, ağabeyi Ali Tatar'ın. Her ikinize de hoş geldiniz diyorum. Yarbay Ali Tatar bu davanın, bu dava nedeniyle can veren isimlerden biri. Bu davaya canını vermiş bir isim. Hepimiz onu biliyoruz ama bu akşam detaylarıyla, ayrıntılarıyla onun hikayesini bize anlatacaksınız. Tekrar hoş geldiniz. Hayati Hilmioğlu, Fatih Hilmioğlu'nun abisi. Tarafsız Bölge programında biz kendisini birkaç kez konuk ettik. Fatih Hilmioğlu hasta, ölüm döşeğinde ve hala tutukluydu. Neden bırakılmıyor? Neden tutuksuz yargılanmasına izin verilmiyor diye ısrarla buradan çağrılar yaptı. Evet. Ve o ısrarlı çağrılar sonucunda tahliye oldu. En son Anayasa Mahkemesi tarafından. O da çağrıların da değil etkisiyle, evet. Yani Anayasa Mahkemesi tarafından, evet, tahliye oldu. Neredeyse, yani Allah korusun, hapishanede can verecekti. O noktaya gelmişti. O noktaya gelmişti. Siz feryat ettiniz ama feryatlarınıza bile kulak asılmadı. Doğru. Yani. Buradan, doğru, yaptığınız feryatlara bile. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şimdi nasıl sağlık durumu? Allah'a şükür. Allah'a şükür. İyi. Toparlandı mı? Toparlandı tabii. Yani en azından hürriyetinizi kazandığınız andan itibaren bir kere sağlığınız da bir şekliyle toparlanıyor. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Teğmen Mehmet Ali Çelebi olarak biliyoruz onu. Ve bir kelime belki de onu hepimizin aklına getirecek. Sehven kelimesi. Telefonuna yüklenen mesajlar, değil mi? Evet, terörist irtibatları. Terörist irtibatları. Emniyet tarafından yüklenen numaralar. Sonra ortaya çıkınca da ya biz bunu sehven yapmışız. Yanlışlıkla yapmışlar. Onları ayrıntılarıyla, belgeleriyle tekrar anlatacağım. Konuşacağız. Zaten. Evet. Siz de bu davanın önemli isimlerindensiniz. Ergenekon davasının. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Yine bu davada en çok ismi geçen kişilerden biri Dursun Çiçek. Dursun Çiçek de yine burada bizlerle birlikte. O da 5 yıla yakın, 5 yıla yakın hapis yattınız değil mi Dursun Bey siz? Evet, 52 ay, 4,5 yıl, yaklaşık 4,5 yıl. 4,5 yıl. Tabii sürecin başından sonu da 12 Haziran'dan 19 Haziran tarihleri dikkate alındığında iki kez tutuklandık. Yaklaşık 5 yıl süren bir manevi işkence, evet. Ve Dursun Çiçek'in yanında da Sayın Sabri Uzun var. Sabri Uzun da eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'dır. Emniyet Teşkilatı'nın önemli isimlerindendir. Sabri Uzun da bize Ergenekon davası ile ilgili bildiklerini anlatacak. Ergenekon nedir, ne değildir, o konuyla ilgili görüşlerini aktaracak. Sabri Uzun'a da tekrar merhaba diyorum ve hoş geldiniz Sabri Bey, siz de Ankara stüdyomuza. Merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Kısa bir ara, Tarafsız Bölge başlıyor. Evet, şimdi başlıyoruz Tarafsız Bölge'de. Bu akşam Ergenekon davasından zarar görenler, mağdur olanlar konuklarımız olacaklar. Ben önce Tatar ailesine
dönmek istiyorum. Nilüfer Tatar, Ali Tatar'ın eşi, Yarbay Ali Tatar'ın eşi, Ahmet Tatar da ağabeyi. Tekrar hoş geldiniz, her ikinize de hoş geldiniz diyorum. Yarbay Ali Tatar'ın bir hikayesi var. Onu isterseniz Nilüfer Hanım'la biraz konuşalım, öyle başlayalım. Eşiniz ne zaman ilk tutuklandı Ergenekon'dan? 5-12 tarihinde. Yani 2000 kaç? 2009. 2009'da. 2009 Aralık ayında. Aralık ayında tutuklandı. Hangi hapishaneye kondu? Hastal. Askeri evet. Şeyler, sivil mahkemede tutuklandı ama değil mi? Özel yetkili mahkemede. Evet. Özel yetkili mahkeme tarafından Ergenekon'a. Suçlama neydi eşinize yönelik olarak? Terör örgütü üyesi olması. Ergenekon terör örgütü üyesi. Evet. Şey neydi yani, özel bir suçlama var mıydı? Yani sen şunu yaptın. Ali'ye birkaç tane suçlama getirmişler o dönemde. Hepsi birbirinden farklı, alakasız konular. Onların hepsinde adı geçtiği için tutuklama kararı almışlar. Yani avukat o dönemde savcılığa, hakimlere bu nedenlerden dolayı Ali tutuklayamazsınız, hani gerekçeler bunlar olamaz dediğinde savcılık adınız çok yerde geçiyor demiş. Yani gerekçe tutuklama gerekçesi yani. Adının çok yerde geçmesi. Peki ne kadar kaldı hapishanede? Hapishanede 10 gün kadar kaldı. 11. gün çıktı. Evet. Peki 10 gün kaldı, 11. gün çıktıysa neden bıraktılar? Neden bıraktılar? Savcılık sorgusunda tabii sorguladıkları soruları göstermiyor savcı. Dosyasından bakıyor ve kapatıyormuş. Hani bana anlatılan öyleydi. Bir tanesi Şener Eruygur'la Doğu Perinçek'in Deniz Eğitim Komutanlığı'nda bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Ali'nin de bulunduğu ve aracılık görevi yaptığını iddia ediyorlar. Evet. O sırada avukat tarihi not alıyor. Sonrasında araştırdığında o tarihte Şener Eruygur ve Doğu Perinçek hapiste. Tek tutan şey Ali o gün nöbetçi. Birlikte nöbetçiymiş. Yani sen ikisini görüştürdün dedikleri tarihte. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek ile Şener Eruygur'da. Şener Eruygur değil, Doğu Perinçek hapiste. Hapiste. Dolayısıyla böyle bir şey olamaz. Yani iki tane itirazın sonunda oldu zaten. Sonra bu itirazlar kabul görüyor. Bu, yani ilk nöbetçi itiraz reddedilmişti. İkinci itirazda bu kabul edildi. O nöbetçi mahkeme. Neden nöbetçi olduğunu söylüyorsunuz? Çünkü o alışılageldik Ergenekon mahkemelerinden değildi yani. Oradaki onların hakim kontrolü farklı. Dışında bir hakim. Cemaat kontrolü dışında kalan bir yerde orada hakim tahliye kararı veriyor. Sizin buraya kadar ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, buraya kadar yani ben devam 11 günlük bir Ahmet süreç. Bey, bu arada biz Ali Tatar Yarbay'ımla aynı koğuşta kaldık. 10 gün süresince. Evet. O koşulları da sizlere yani daha sonra anlatabilirim. İzin verirseniz oradaki koşullar konusunda biraz bahsetmek istiyorum. Hani 10 günlük hapishane koşulları mı? Tabii. Yani biz Ali'yi cezaevine bırakıp geri döndük. Yani sorgusu söz konusu olduğu zaman ailecek İstanbul'daydık. Bütün günde Beşiktaş'ta bekledik kendisini dışarıda. Aslında biz o gün gitmesini de çok tercih etmiyorduk, istemiyorduk. Zira aynı gün eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı sorguya çağrılmıştı. Açıkçası aklımıza şöyle bir şey gelmişti ve kendisine ben söylemiştim. Yani böyle bir zamanda istersen gitme sorguya. Çünkü genel bir ortam var. Burada bunlara bir şey yapmayacaklar. Onlar rütbeli. Hani kamuoyuna bir şey göstermek anlamında seni tutuklayabilirler bugün. Onlar kurtarır, sen tutuklanırsın. Evet, yani onu özellikle söyledim ama bunu kabul etmedi. Zira böyle bir şeyden kaçış olmaz, böyle bir şey dedirtmem şeklinde davrandı. Yani benim söylediğim oldu ama
gerçekten o gün onlar bırakıldı. Onlar bırakıldı. Ali Tatar Ali Tatar'ı peki, akşam tutukladılar. Tutukladılar. Evet. Cezaevi koşullarına döneceğim. Bir evet. izin verin. Nilüfer Hanım sizinle devam edelim. Serbest kaldı. Serbest kaldı. Tahliye edildi. Sevindiniz. Evet, sevindik. Biz aslında görüşe gitmiştik. Bir çarşamba günü kapalı görüştü. Ki hiç kapalı görüşe katılmamıştık. Ben bilmiyordum. Nasıl yapıldığını bile bilmiyordum. Bizi anons ettiler. Ali Tatar'ın yakınları olarak. Ve içeriye aldılar. Hani kimseyi almadan önce bizi araçla içeriye aldılar. Ve Ali'yi tahliye ettiklerini söylediler. Kucaklaştık sevinçle. Ali'yi aldık ve çıktık o gün. Sürprizdi bizim için. Hani eve geldiniz. Eve geldik hep beraber. O da şaşkındı. Çünkü aniden bir karar geldi. Gelmişti. Kimseyi bırakmıyorlar. Kimseyi... Bir tek Ali Tatar bırakılmış. Büyük olay yani. Siz de çok sevindiniz. Hani görüşe gittik ama alıp geldik. Söylediği zaman biz Ankara'daydık. Ama haber aldınız. Öncesinde bir açık görüş oldu. Biz ona dahil olduk. Aslında onu söylemek istiyorum size. O gün bizim dışarıdan itibaren gördüğümüz koşullar çok kötüydü. Yani hastalığın nizamiyesinden itibaren yani bunu benzetmek gerekirse 12 Eylül'ün Mamak şeyi vardır, gazinosu vardır. Davaya görüşe giden insanların tutuldukları bekletildikleri yer oradan çok daha kötüydü. Orayı biliyorum ben. Çok daha kötüydü. Tek bir tuvalet çalışıyordu. Kadınlar tuvaletinin tepesi akıyor. Sırayla bir asker. Bunu niye anlatıyorum? Açıkçası o günlerde anımsarsanız askerlerin Hilton gibi yerlerde konuk edildikleri söylenip yazılıyordu. Oysa hiç öyle değildi durum. Plastik sandalyeler Nuh Peygamber'den kalma tabiri caizse her taraf çöp içerisinde. Böyle bir yerde ve çok sıkı bir kimlik kontrolüyle yapıyorlar. Eşimin soy ismi tutuyor olmasına rağmen özellikle rica et, biz Ankara'dan geliyoruz dememize rağmen izin vermediler. Yine bir servis aracıyla cezaevi kısmına gitmek gerekiyor. Orada adeta itip kakıyorlar. Çünkü aynı zamanda diğer disiplin suçu işlemiş Erat da aileleri de orada. Orada sorduğumda zaten birisiyle sohbet ettiğimde yavrum burası bir aydır böyle akıyor bu tuvaletler ve yapmıyorlar. Dediler. Demiş. Peki. Tahliye oldu. Eve gittiniz. Sonra ne oldu? Tabii arkadaşlarımız geliyor, ziyaretçiler geliyor. Ali çok mutlu ama psikolojik durumu çok iyi değildi. Arkadaşları ona GATA'dan randevu almışlar o gün. Ama pazartesi günü için randevu almışlar. Ama neden psikolojik durumu iyi değil? Çünkü tahliye olmuş, sevinsin. Seviniyor ama içeride psikolojisi bozulmuştu. Yani gerekçeler, nedenler, niye tutuklanıyor, bu gerekçeler Ali ile hiç bağlantılı değil, onu ilgilendiren şeyler değil. Psikolojisi bozulmuştu yani sebebini bilemediği için ve o oyunun içine Ali'yi dahil ettikleri için. Haksız yere. Haksız yere, evet. Haksızlığa uğradı. Peki sonra ne oldu? Yani sonra çünkü hakkında bir tutuklama kararı daha çıktı. Evet, hemen bir tutuklama evet. kararı çıktı. Ne zaman çıktı o? Çarşamba çıkmıştı Ali. Cuma günü Ahmet abiler. İki gün sonra. Birçok konuğumuz vardı. Abla, abi, anne, baba. Siz de mi? Evet, evdeydiniz. Gelmişlerdi. Yok yani Cuma biz günü. Haber alınca önce annem ablamla beraber geldiler. Biz de Cuma günü çocuklarla beraber gelelim diye plan yaptık. Cuma günü. Tamam, siz de oradasınız. Evet. Cuma günü biz orada olduğumuz sırada ne oldu? Cuma günü akşam 7 gibi Kurmay Başkanlığından Ali'yi çağırdılar. Biz yemek hazırladık ve bir kutlama yemeği yapacaktık. Kutlama yemeği yiyeceksiniz. Kutlama yemeği var. Hep beraber hep işte beraber. Abi var, anneler var. Evet. Kurmay Başkanlığına çağrıldı. Hayır alamet değil dedi. Gerildi yani yüzü asıldı. Ali Tatar mı dedi? Erken Ali ve yalnız gitti. Geldiğinde çok kötüydü yani. Yeniden çağırdı
çağırdıklarını, savcılar çağırdıklarını söyledi. Tutuklama kararının çıktığını. Bir dakika, yeniden tutuklayacaklar. Evet. Yakalama kararı. Bunu cuma yani, günü öğrendi. Yani. Cuma akşamı 7'de tebliğ ediliyor. Cumartesi saat 10-11 gibi teslim olmasını söylüyorlar. Cumartesi günü gündüz 10-11 gibi gündüz, evet, teslim olacak. Olsun. Merkez komutanlığına teslim olmasını istiyorlar. Dünyası yıkılmıştır herhalde. Çok kötüydü. Hepinizin yani, yıkılmıştır. Hepimiz Ali'yi sakinleştirmeye çalıştık. Herkes bir taraftan arkadaşları, dostları, eve gelen giden çok kalabalık ama sakinleşmedi. Yani o döngüye girdi sanırım o süreçte. Sakinleştiremedik yani arkadaşları işte geçecek, yine tekrar itiraz ederiz, bu süreç böyle gitmeyecek, nedenler çok ilgisiz diye. Ama Ali sakinleşmedi o akşam. Akşam geç saatte herkes yattı, biz de yattık. Ertesi günde hep beraber gidecektik, hazırlık yaptık. Cezaevi. Akşam öyle, evet. Ne oldu peki? Sabah hepimiz kalktık, hazırlık yaptık, işte bir bavul hazırladık. Ama Ali'nin psikolojisinin iyi olmadığını komutanlarına söyledik. Komutanlarından bir ricada bulunduk. Önce Gata'ya götürelim, bir kontrolden geçsin. Ondan sonra merkez komutanlığına gidebiliriz. Ama Ali'yi sakinleştirelim, doktora gidelim önce. Kabul ettiremedik, çok ısrar ettik ama kabul etmediler. Dediler ki biz önce merkez komutanlığına gideceğiz. Yani bu kararlarından asla vazgeçmediler. Ali beni bırakmıyordu. Yanımda sandalyede oturuyor, elimi tutuyor. Nilüfer ısrar etme, yani bunlar yapmazlar dedi. Yani, dinlemeyecekler, sizi dinlemiyorlar. Tamamen umudunu kesti onlar komutanlarından. Bu konuşmayı ne zaman yaptınız? Sabah. Sabah. Sonrasında ben yine de tam gidileceği sırada işte araçlar hazırlandı aşağıda, abi aşağı indi arabasını, işte askeri araç hazırlandı. Hastaneye oradan gidilebilir diye ikinci bir çanta hazırlama telaşındaydım. Ben geride kaldım odada. Herkes inmişti, Ali de inmişti aslında. Sonrasında geri geliyor. Annem görüyor ve sesleniyor işte ablaya, Hürriyet ablaya. Ali geri geldi, işte bakın hani kontrol edin diye. Ali montunu bırakıyor ve direkt hiçbir yere bakmadan banyoya giriyor. Banyo Gökçen'in odasıyla karşılıklı. Gökçen kim? Gökçen kızımız. Kaç yaşında? O dönem 10 yaşındaydı. Karşılıklı odalar. Gökçen'i bile görmüyor ve banyoya giriyor. O sırada Gökçen odasında. Ve bunu gerçekleştiriyor. Biz kapının kenarında, hani dışındayız. Abla kapıyı ittiriyor, o manzarayla karşılaşıyor. Silah sesini duydunuz mu? Silah sesini, yani kapının kenarı yanındaydık. Yanındaydınız. Ama tabii şeyi görmedik, hani elinde silah olduğunu görmedik. Silah sadece sesini duyunca midem çok kötü, hani lavaboya gitmem gerekiyor diyerek banyoya girdim. Silah sesini duyunca hepiniz tabii hemen banyoya koştunuz ve orada. Ama o anda tabii ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, tamamen mahşer yeri gibi. Ahmet abinin koştuğunu, hani kalp masajı yaptığını hatırlıyorum ben o arada. Silah sesini duyunca tabii dışarıdaydınız herhalde. Yani dışarıdaydım, işte aracı kendi aracımı çektim. Takip etmek için, askeri aracı takip etmek için. O askeri araç jandarmayla geldi, götürecek. Yok, jandarma değil. Yani birliğin kendi araçları. Onlar birlikte götürecekler. Eskortları var. Diğer insanlar da inmiş o arada. Nerede diye arandım. Yok. Açıkçası içime kurt düştü. Hızla merdivenlere çıktım. Merdivenlerin yarısındayken sesini duydum. Silah sesini duydum. Önce kendi sesini duydum. Yani bir hoşça kalın sesini duydum. Hoşça kalın mı dedi? Evet. Silah sesini duydum. Koştuğumda hala duvardan sıyrılıyordu. Çalışıyordu halbihal. Bağırdık tabii. Diğer insanlar geldi, taşıdık. Koridorda aşağıya indirecek şey yok.
Sedye yok. Sedye yok. Nasıl götüreceksiniz? Yani indirdik aşağıda, bu sefer de derme çatma bir ambulans. Hiçbir sağlık görevlisi yok koca birlikte. Yarım yamalak ben beraber bindim. O arada bir sağlık memuru olduğunu söyleyen bir kadın da bindi. Yani kendim sağlıkçı olduğum için birazcık da hani içeride aranıyorum. Yaşıyor. Yani bir şeyler yok mu? Yani bir şey hayatta yapılacak mı o anda Ali Tatar? Hala çarptığını duyuyorum. Duydum ben. Yani kalp masajı yaptınız. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani gayri ihtiyari. Yani şeyde de yine en azından masaj yapayım falan diye uğraşırken kadın zarar veriyorsun dedi. Yapmayın. Bir şey bulun ama dedim. Yani hani bir serum, bir şey bağlanır veya ne bileyim işte atropin yapılır, bir şeyler yapılır. Hani hiçbir şey yok. Biz hiçbir şey yok, bağıra çağıra çok uzun bir yolculuk yaptık. Gata'ya kadar çok uzun bir yolculuk yaptık. Nerede vefat etti? Gata'da. Oraya gittikten sonra? Yani muhtemelen yoldayken. Yoldayken artık orada zaten kaybetmiştiniz yani Ali Tatar'ı. Ben acile girdiğimde direkt acil kapısından içeri girdiğimi ve Ali'ye müdahale ettiklerini gördüm. Beni apar topar çıkarttılar ama yaşıyordu herhalde çünkü müdahale ediyorlardı. Masaj yaptıklarını hatırlıyorum. Ama o tam yaşadığı anlamına da gelmeyebilir belki işte. Yok, yok. Yani büyük bir ihtimalle yoldayken yaşamını kaybetmişti. Kaç yaşındaydı Ali Tatar? 42 yaşındaydı. Yarbaydı değil mi? Yarbaydı. Yani peki, onu yarım hiç kaldı ama onu söylemek istiyorum Ahmet Bey. 2009'da aslında bu memleketin 1980'lerde açtığı, unuttuğu o kadar can kaybedilen bir olay vardır. Tip giysi. Biz Ali'yi hastalda tek tip giysiyle gördük. 2009 o kadar can kaybedilmiş. Bu ülke bir yerden bir yere gelmiş diyoruz. Herkesin konuştuğu şeyler değil mi? Hilton'da yatıyorlardı diye. O günün koşullarını Mehmet Ali iyi biliyor. Mehmet Ali'nin de neler çektiğini biliyorum tabii ki ben. Ama o gün orada yaşananlar, orada karşılaştığı muamele ve en önemlisi de siz meslektaşlarınızdan bu muameleyi görüyorsunuz. Bu çok kırıcı. Yani. Bu çok kırıcı. İnsan için çok kırıcı bir şey bu. Ve yani gitmeden önce de zaten en basit, en insani konularda sahip çıkılmıyor size. Peki ama siz daha çok cezaevi koşullarına işaret ediyorsunuz. Oysa daha vahim bir durum var. Hakkındaki suçlamanın saçmalığı. Evet. Muhakkak. O niye sizi? Muhakkak. Yani bu ülkede bunlarla her zaman karşılaşırsınız Ahmet Bey. Saçma suçlamalarla. Bu saçma suçlamalarla. Hiç olmazsa cezaevi koşulları adam gibi olsun. Yani en azından o olsun. En azından bir insan tıbbi bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa bunu hani görünen bir şeydir. Bunun için doktor olmaya falan gerek yok. Yazın. Görünen bir durum var ve rica ediyoruz avukatı, bizler. Yani en azından Ahmet Bey, şeye götürelim, Gata'ya götürelim, ondan sonra ne yapacağız? Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu sabah Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'la bir röportaj yaptım gazete için. Bana anlattığı hikaye şu, diyor ki bir sedyede Kuddusi Okkır, ağzında saçma sapan abuk sabuk bir sondaj şeyi var. İdrar için bir başka yine saçma sapan pis bir battaniyenin üzerine sondaj var. Yerde yatıyor, şuuru kapalı, konuşamıyor, parmağını hareket ettiremiyor. Tutuklu. Evet. Tutuklu. Evet. Ya bu adamı niye tutuyorsun kardeşim burada? Ahmet yani? Bey, toptan bir imha süreciyle karşı karşıya kaldık biz. Bu süreci yaşayan, Bayrılıyoruz ve Ergenekon sürecini yaşayan insanlar, aileleriyle birlikte toptan bir imha süreci yaşadılar. Yani eğer insanların ömürleri yetseydi, eğer bunların zamanları olsaydı, eğer bu ülkede idam cezası olsaydı emin olun ki 70-80 yaşındaki insanlar dahil birçok insanın idam edildiğini konuşuyor olacaktık biz şimdi. Peki Nilüfer Hanım, siz eşinizin intiharını neye yorumluyorsunuz? Yani çok büyük bir haksızlığa
uğrama duygusu muydu esas problem? Evet. Ali çok onurlu bir insandı. Bana içeride yazdığı mektuplar var. O mektuplarda bunu çok güzel ifade etmiş. Suçlamaların hiçbiri delillere dayalı değil. Çünkü bizim evimiz aranmadı, Ali'nin ofisi aranmadı, arabası aranmadı. Hiçbir şey yok. Bulgu yok ellerinde. Telefonları dinlenmiş, bulgu yok. E-maillerine bakmışlar, bulgu yok. Hiçbir şey yok. Sadece üçüncü şahısların yazdığı notlarla Ali'yi sorguladılar ve o notlardan tutukladılar. Çok ağırdı. Ağır geldi. Peki bunun kendisine ağır geldiğini o mektuplarda ifade ediyor muydu? Yazıyor. Ne diyordu mesela? Yazıyor. Aldığım notlar var. Mektuplarını da getirdim ama. Ben basit bir şey söyleyeyim. Bir, okay. Ahmet Bey, komutansınız. Ve ancak hani uzaktan görme durumunda olduğu öğrencileri var. Öğrencileri de demeyeyim. Çünkü Ali eğitim uzmanı. Yani yapılan sınavların, yürütülen eğitim faaliyetinin bir anlamda değerlendirilmesi sürecinde bulunan bir insan. Askeriyede. Fikir yürütüyor. Yapılan sınavları değerlendiriyor. Soru hazırlama süreçlerini değerlendiriyor. Onların bu çağdaş koşullara uygun olmasını sağlamaya çalışıyor. Öğrencilerle direkt bir şeyi yok, ilişkisi yok. Yani o suçlanan teğmenleri birebir tanıması bile mümkün değil. Ancak onlar hani bir komutan olarak onu görebilirler. Ve bu çocukların uyuşturucu kullanmalarına göz yummak gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Ya bir bu insanların gayri ahlaki bir yaşam sürmelerine göz yummakla ve bunları bir amaç için yönlendirmek üzere. Ergenekon'da oradan mı bağlantıyı kuruyor? Bu amirallere suikast davası olarak açıldı. Ya esas suçlama buydu. Yani uyuşturucu. Suçlamalardan birisi Gölcük'te teğmenler uyuşturucu kullanıyor. Alım satım işi var. Ali de Beylerbeyi'nden ona göz yumuyor. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Beylerbeyi'nden Görcük. Peki bunun Ergenekon'la ne alakası var? Onu anlamadım ben. Ahmet Bey şöyle söyleyebilir miyim izin verirseniz? Mantık aramayın mı diyorsunuz? Hayır mantık şöyle bu yani açıklanması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu davaların anası Ergenekon davasıdır. Biliyorsunuz 2007'de başlayan bir süreçtir. Diğer bütün davalar aslında bu şemsiyenin altındadır. Eğer dediğim gibi zaman olmuş olsaydı buna imkan bulmuş olsalardı bütün bu davaların ben eminim ki hepsi Ergenekon davası altında o şemsiyenin altında birleştirilecek. Sadece askerleri birazcık daha öznel olarak yargılamak için böyle bir takım süreçler kurdular. Ama emin olun incelediğiniz zaman bütün süreçlerin birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Eğer Ali amirallere suikast davasından bir şekilde aklanacak gibi bir pozisyon olsa... Balyoz davası da yeri hazır. Yazılmış, çizilmiş oraya. Peki bu kadar Ali Tatar'ın bu işlerle ilgisi yokken neden Ali Tatar hedef olarak seçiliyor? Ali'nin yazdığı ifadelerden birisi diyor ki iddianameyi güçlendirmek için beni bu işin içine kattılar. Yoksa neden 4-5 ay beklesinler? Çünkü teğmenlerden 4-5 ay sonra Ali'yi tutukladılar. Herkes çok dikkat etsin. Özellikle sen arabanı park ettiğin yerlere dikkat et. Muhtemelen sen de artık izleniyorsundur. Şimdi bir delil yaratma çabası içinde olabilirler. Diyor. Çünkü ellerinde delil de yok ama bir şey yaratmaları gerekiyor. Uyarı yapıyor içeriden. Zaman, yani hiçbir gerekçesi yokken kurban seçiliyor. Evet. İddianameyi güçlendirmek için. Böyle yani. Evet. Bir süreç var yani. Öncesinde başlayan bir süreç var. Yani bir hazırlık süreci var. Ali'nin adı çeşitli internet sitelerinde anılıyor. Bir takım istihbari raporlar çerçevesinde öyle diyorum çünkü. Peki ama tamam da o zaman Ali Tatar oralarda anılmaya neden olacak bir takım işler mi yapmış? Yani bunlar için bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir defa sizin kimliğinizle ilgili bir takım seceriyeler vesaireler dönüştürülemeyecek. Onlar açısından insansanız ya da kendilerine göre tehlikeli bulunan bir görev yürütüyorsanız zaten fiili olarak
hedeftiniz. Peki. Ve Ali de öyle hedef seçilmişti Nilüfer, zaten. Nilüfer Hanım, mektuplardan okuyacaksınız ama bir şey merak ediyorum ben. O sırada şimdi bir yarbay kendisine yönelik suçlamalar karşısında bunları onuruna yediremiyor. Onurlu, şerefli bir Türk subayı olarak hayatına kıymayı göze alıyor. Böyle bir trajediyle karşı karşıyayız. Fakat o zaman Ergenekon şakşakçılığı yapan gazeteler çok çirkin bir takım işler yaptılar. Evet. Ne dediler? Ne demediler ki Ahmet abi? Gazeteler yani, burada göstermemi ister misiniz? Yani kurşuna kafa attı diyenler evet. oldu değil mi? Evet. evet. Yani örneğin orada gazetede yok. Var değil mi? Şimdi peki bir reklam olan... arasından sonra tamam. gösterir misiniz? Tabii. Bir kısa ara verelim, tekrar birlikte olacağız. Ali Tatar meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Yarbay Ali Tatar, şu kulaklıktan sesi alabilir misiniz lütfen? Yarbay Ali Tatar, kendisine yönelik suçlamalar nedeniyle intihar etti, canına kıydı. Bunun üzerine o dönemin gazeteleri hangi başlıkları attılar? Şimdi Nilüfer Hanım onları gösterecek. Star gazetesinde tutuklanma kararını aldı, intihar etti yazıyor. Amirallere suikast soruşturmasında sorgulanan Albay Tatar ikinci tutuklama kararı çıkınca intihar etti. Ama bu gazetede, hani o gün çıkan gazetede dikkat çeken başka bir şey var. İlk günden, hani Ali bu haberleri aldığı ilk günden itibaren şu an milletvekili olan bir gazetecinin köşe yazıları vardı ve haberler nedense ondan alınıyordu. Yani savcılıktan, tutuklamalardan önce o yazıyordu, oradan öğreniliyordu. O gün bu yazar İntihardaki Sır diye bir köşe yazısı yazmış ve bizim evimizde bir takım toplantılar yapıldığını, bunları açıklamamız gerektiğini yazmış. Bizim evimizde öyle bir toplantı olmadı. Oramiral bizim evimize gelmiş. 3-4 kişilik toplantılar yapılmış. Bunların içeriğinin yazılması gerekiyormuş ve hesap vermek gerekiyormuş ve intiharın da arkasında bir sır olduğunu yazıyor. Bunu 6 yıldır benim açıklayacağım hiçbir şey yok. Kendilerinin açıklaması gerekiyor. Yani sözlerinin arkasındaysa bu yazdıklarını İsim ispatlamasını beklerdim. Ama bu kişiler hep ödüllendirildi, bir yerlere geldiler. Kendisine Ahmet Bey bu konuda iki kere mektup yazdım. Şamil Tayyar'a haber gönderdim diğer milletvekilleriyle. Arkadaş, bizim bilmediğimiz kimler, nasıl, ne anlamda bir toplantı yapmışlar, neye karar vermişler. Sen bunu bu kadar uzaktan biliyorsan bunu bize de anlat da en azından bizim de bu konuda bir kafamız açılsın diye. O gün bugündür. Hala cevap vermiyor. Hala cevap bekliyoruz. Ve iş bu noktaya geldi. Dediğim gibi yani netice itibariyle Yargıtay kararı bu davanın, en büyük davanın yok hükmünde olduğunu neredeyse söylüyor. Bütün suçlamaların havada kaldığını söylüyor. Hala bekliyoruz Şamil Tayyar'dan. Başka? Vakit gazetesi ETÖ'de panik diye bir manşet atmış. Üst üste Ergenekon gelen... Ergenekon terör örgütünde panik. Evet, evet. İntiharı mı kastediyor? İntiharı. Hani paniklediği ve o yüzden intihar ettiğini iddia ediyor. Üst üste gelen tutuklamalar, sorgulamalar ve elde edilen yeni delillerin ardından Ergenekon terör örgütünde tam bir panik havası yaşandığı gözleniyor. Başka bir gazetede zaten olayları başlatan gazete olarak görüyorum ben bunu. Suikast zanlısı Yarbay'ın intiharı. Taraf gazetesi. Taraf gazetesi. Zaman gazetesi
Ergenekon'da Sırlar Gecesi yazmış. Neymiş Sırlar Gecesi? Yani intihar sırrı mı? Amirallere suikast iddiası sebebiyle yeniden tutuklanması istenen Yarbay Ali Tatar lojmanında ölü bulundu. Sır orada, evet, yani. Evet, ölü bulundu. Ölü bulundu. Hatta daha sonraki bazı bazı yazılarda şunu da söylediler. Yani epeyce bir zaman geçtikten sonra yine yanılmıyorsam Star gazetesinde guya bir takım raporlar çıkmış. İşte barut izleri bakılmış ve ateş ettiği elinde barut izi yokmuş. Zaten şüpheliymiş. Yani bunu yazdıktan sonra bunu aynı zamanda bir internet sitesinde de yayınlanmışlardı. O gün telefon ettim ben. Siteye telefon ettim. Buldum ve tesadüfen çıktı birisi. Dedim ki ya arkadaş, elinizi vicdanınıza koyun. Bak bu kadar dinden, imandan bilmem neden bahsediyorsunuz. Ya bir insanın en azından eliyle koyduğunu, yani gözüyle gördüğünü söyler. Nereden biliyorsun ve nasıl bir söylüyorsun? Bak diyorum, ben kardeşimin yanındaydım. Ben kardeşimin yanındaydım. Bunu ben beyan ediyorum sana ya. Bilemiyoruz lafına sığındılar. Ama bu gazetede, dediğim gibi, o gazetenin başlığındaydı. Sonrasında elle çizilmiş bir fotoğrafının altında. Yani yani cinayet bu. Ya bir cinayet, bir yani neredeyse kardeşimize karşı biz herhalde suikast, başka kimse yok çünkü. Sonrasında otopsi yapılmadığını da yazdılar. Nasıl? Otopsi yapılmadığını yazdılar. Ki otopsi raporu benim elimde. Var. Var. Peki bu bir de bir terbiyesizlik yapıldı. İşte mermiye kafa atmış, evet, falan. O nereden çıktı? O da köşe yazısı. Onu bir kaçış olarak, onu bir kaçış olarak değerlendiriyorlar. Hala da aynı. Kim yazdı? Engin Ardıç. Ne yazdı? Engin. Hesap vermeden nereye kaçıyorsun? Hesap vermeden nereye? Hesap vermeden nereye? Ölen adamın, evet, arkasından. Evet. Yani oysa ki benim kardeşim arkasından hukuksuzluk sürecine, hukuk adına saygı gösterilemez diyerek, karanlığa bir ışık olmak adına hakka yürüdüğünü söyleyip gitti. Yani söyleyeceğim, bir vicdansızlık süreci de yaşadık. Her türlü yargılama olabilir. Her türlü sorgu sürecinden geçebilir insanlar. Fakat bugün benim herkesten beklediğim, bu özellikle bunları yapanlardan beklediğim şudur. Önce vicdanınıza karşı, eğer insanlığınız varsa vicdanınıza karşı kendinizi bir sorguya çekin. Ne yaptık, ne söyledik ve sonucu ne oldu? İnsanın kendi vicdanından öte büyük mahkeme yoktur bana göre. Eğer bunu yapabilirsek ancak ondan sonra bir yeni bir şeyden bahsedebiliriz. Çünkü olan oldu, geçen geçti. Yani birçok şey telafi edilebiliyor. Yani insanların hayatlarından 3'er yıl, 5'er yıl çaldılar. Geçti gitti. Ama öyle ya da böyle insanlar tekrar hayatlarını yollarına koymaya başladılar. Yani o travmalar atlatılıyor. Peki nerede bizim halimiz? Bana cevap versinler. Yani bunun cevabını ben sadece yani kişisel olarak bir takım insanlardan değil, fiilen devletten soruyorum. Devlet çünkü bize adalet ve güvenlik sağlamak üzere var. Başka bir şey yok. Temel görevleri bunlar. Eğer bizim güvenliğimizi sağlayamıyorsa, bize adil bir yargılamayla adalet sağlayamıyorsa, o zaman devletin varlığına ihtiyaç yok. Herkes kendi adaletini kendi mi sağlayacak bu dünyada? Yani böyle bir düzensizliğin içine mi gireceğiz? Devletin bu davalardan sonra mutlaka ama mutlaka bu nasıl oldu, bu tezgahı kimler kurdu, bu tezgahı kimler destekledi, kimler bu işin şakşakçılığını yaptıysa bunlar için mutlaka bir sorgu süreci yaratmak zorunda. Çünkü bu konuda ben şunu söylüyorum Ahmet Bey. Yargı gerçekten namusunu temizledi bu kararlarla. Devletin yargı organı, çünkü geçen gün HSYK'nın bir başkanı şunu söyledi.
%70'lerden yargıya, hukuka güvenimi Türk milletinin %30'lara inmiş. Bu korkunç bir şey. %30 ancak bir güvenden bahsedebiliyoruz. Burada yani bir çıkış yolu bulmak zorundayız. Peki. Ya ben çok teşekkür ediyorum size. Ali Tatar'ı da rahmetle analım buradan. Allah Allah. Onun yani zaten itibarına gölge düşmüş değil. Yani dolayısıyla itibarının yeniden iadesi falan gibi bir talebe de gerek yok. Analım onu burada. Hayırla analım, hayırla yad edelim. Eyvallah. Ve sizi de daha fazla üzmek de istemiyorum. Bu meseleyi de tekrar tekrar yaşamanızı istemiyorum. Bir an önce bunun atmosferinden kurtulmak da gerekiyor. Hayat yok, devam ediyor. Biz bununla demleniyoruz Ahmet. Siz bununla demleniyorsunuz. Biz bununla demleniyoruz. Evet. Siz derviş ruhlu bir insansınız. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar bu konuyla ilgili konuştuğunuz için. Ali Tatar'ı da yeniden hayırla, rahmetle buradan yad etmiş olalım. Biz gazeteciler olarak o dönemin o sancılı atmosferi içerisinde sizlere yeterince ilgi gösteremedik. Sizlerin sesini yeterince duyuramadık. Hani güya vicdan sahibi olan gazeteciler bizleriz ama bizler de yeterince size ama destek konuşan olamadık. Herkesi tutukluyorlardı. Evet, sıra ama size de olsun, yine de sizin sesinizi bugün değil o günlerde daha fazla duyurmamız gerekiyordu. Böyle bir öz eleştiriyi de bütün gazeteciler adına ben size buradan iletmiş olayım. Eyvallah. Çok teşekkürler. Eyvallah. Şimdi Allah'tan Hilmioğlu kurtuldu. Yani böyle bir acı tabloyla karşılaşmadı kardeşiniz Fatih Hilmioğlu Hoca, Fatih Hoca. Şimdi onu konuşacağız ama Ali Tatar'la ilgili sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Mehmet Ali? Kaldığımız koğuşun şartlarından biraz bahsedebilirim. Ben ilk tutuklandığımda tabii ilk muazzaf subaylar olarak tutuklandık biz. 5'te hemen ve bir askeri öğrenci. 18 Eylül 2008'de pilot, 12 Eylül 2008'de pilot oluyorum. 18 Eylül 2008'de pilot olur olmaz cezaevini gördük. Denetime gelen generalimize o gün bu olay Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı açılmış bir savaştır cümlesini kurduk ve kendimizi hücrede bulduk. Bunu söylediğiniz için. Evet. Bunu söylediğimiz için mi bilmiyorum. Sizin hikayenizi ayrıca konuşacağım ama evet. Ali Tatar'la ilgili. Evet, hücreden sonra biz Ali Tatar yarbayımız da geldiğinde hasta cezaevinin C koğuşunda kalıyorduk. Orada gözlemlediniz mi, konuştunuz mu? Tabii ki, tabii ki. Nasıl bir psikolojisi vardı? Zaten 30 dakika öğleden önce, 45 dakika öğleden sonra havalandırma hakkınız var. Onun dışında hep içeride berabersiniz. Nasıl bir psikolojisi vardı? Tabii ki ailesine olan özlemini özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ailesine olan bağlılığı hepimizden fazlaydı diyebilirim. Hatta haftada 10 dakikalık süremiz vardı. Telefon açmak için bir kuyruk olurdu. O hep en önde yer alırdı. Baktığımda hep Ali Tatar Yarbay'ım o demir kapının önünde en ön sırada telefon kartı elinde gözümde canlanıyor şimdi yine. 27 kişilik bir koğuş düşünün. O dönem biz karşılaştırmıştık. Abdullah Hoca'nın terörist başının standartları bize göre daha fazla bir metrekare düşüyordu kendisine. Bize 1,5 metrekare civarında düşüyordu. Ki vardiyalı yaşamak zorundaydık. Vardiyalı yaşam. Yani birileri ayakta, birileri yatmak zorunda. Peki tek tip kıyafet mi vardı? Tek tip. Yani bu işte Ahmet Bey bahsetti. Türkiye bu tek tip kıyafete karşı büyük mücadeleler verdi. İnsanlar evet. Öldü. Sonra kaldırıldı. Sivil cezaevlerine kaldırdı. Askeri cezaevlerine kaldırılmamıştı. Peki biz geriden takip ettiğimiz için. Şimdi kaldırıldı mı? Sonrasında kaldırıldı 2 sene sonra. Generaller tutuklandıktan sonra. Generaller tek tip giymesin evet. Diye kaldırıldı. Generaller tutuklandıktan sonra oldu. Peki. Dursun Çiçek ve Sabri Uzun, Ali Tatar konusunda bir şey diyecek misiniz? Yoksa başka bir konuya geçmek istiyorum. Tabii ceza ve şartlarıyla ilgili ben İlk defa 30 Haziran 2009'da tutuklandım ve 12 saat kaldım ilk tutuklandığımda. Yine tek tip turuncu elbise ve ayakkabı bağından kemere kadar, tıraş takımlarına kadar her şeyin kapıda alındığı, Mehmetçiklerin adi suçlu esrar kaçakçılığından
veya yaralama, adam öldürmeden suçlu Mehmetçiklerin kaldığı bir cezaevi. Silahlı kuvvetlerin böyle güzide subaylarının, askerlerinin tutuklanacağı düşünülmediği için bu olağanüstü şartlarda bir 12 saat geçirdim. Ve ertesi günde sevgili kızım İrem Çiçek ve eşimle bu tekli elbiseyle görüşmeye çıktığım an sanırım cezaevi sürecinde, bu 5 yıllık süreçte en acı duyduğum bir andı. Tabii aynı duyguları rahmetli Ali Tatar'ın yaşadığını, aynı acıyı yaşadığını ve o psikolojiyle kendi canına kıyarak adalet için haykırdığını ifade edebiliriz. Tabii 12 saat sonra tahliye olup genelkurmaya gittiğimde ilk adalet bu cezaevlerine bakan şube müdürünün yanına gittim ve rapor vermiştim. Bu şartların çok kötü olduğunu, bir heyet gönderilmesi gerektiğini ve ilgili komutanlara da bunu rapor ettim. Arkasından 11 Kasım 2009'da tekrar tutuklandım. Yaklaşık 3 ay sonra iyileştirmeler olmuştu. O kez de 2 gün kaldım ve 3. kez Nisan 2010'da tutuklandığımda şartlardan nispeten iyileşme olmuştu ama masum bir insanın cezaevine tıkılması, bütün hak ve özgürlüklerinin elinde alınması aslında insan psikolojisi için, insan için çekilmesi zor bir acıdır. Tekrar rahmetli Ali Tatar'ı saygıyla anıyorum, huzurunda saygıyla eğiliyorum. Sabri Bey, Sabri Uzun Bey. Sadece rahmetli Ali Tatar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ben bir bütünlük içerisinde Ergenekon'u ortaya koyacağım. Ali Bey hakkında söyleyeceğim. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Emniyet Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a birazdan döneceğiz. Bu hikayeler bittikten sonra bir genel değerlendirme yapacak Ergenekon'la ilgili. Şimdi Hayati Hilmioğlu'na dönelim. Siz Fatih Hilmioğlu'nun durumunu ekranda, bu ekranda haykıran isimsiniz. Şimdi Ergenekon davasında bir sonuca gelindi, varıldı. Ne diyorsunuz bütün bu yaşadıklarınızdan sonra? Şöyle geriye dönüp baktığınızda. Efendim önce Fatih'in ve Ergenekon'un genel durumundan önce Ali Tatar'dan bir başlayayım. Orada bağlayacağım konuları. Tabii, buyurun. Şimdi Ergenekon davası... Çok özür dilerim. Ali Tatar da bu davanın aslında sembol ismi de evet, olduğu. Yani, tabii, doğru. Siz mi dediniz karanlığa bir ışık yakmak evet. için dediniz? Evet. Hakikaten de öyle oldu. Çünkü ilk kamu vicdanının harekete geçtiği yer orası oldu. Evet, evet. Belki bir ikincisi Kuddusi Okur'un vefatı. Bu iki isim Ali Tatar ve Kuddusi Okur bu davanın en önemli sembollerinden ikisi. İki evet. ismi oldu. Şimdi Ergenekon davasını Balyoz davasından ayırmamak lazım. Bunlar bir bütün. Esasında 23 tane dava Ergenekon davasına birleştirilmiş. Bunun böyle süreç yönünden işte böyle bir dalgalanmaya, genişletmeye, özellikle uzun süreli bir yargılamanın hedeflenen bir yargılama süreci geçirdik. Şimdi bu yargılamanın dönüm noktası, odak noktası 17-25 Aralık depremi. Şimdi şöyle bir 17-25 Aralık'tan öncesini bir düşünelim. Şimdi 17-25 Aralık öncesi bir yargılama var. Usulsüz bir yargılama var. Hatta bir garabet bir yargılama var. Ve bu yargılama içerisinde ölenler var. Ağır hastalar var. İntihar edenler var. Şimdiden bütün ölenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. Kalanlara Allah sağlık versin diyoruz. Hastalı olanlara da Allah şifa versin diyoruz. Tamam. Peki nasıl oluyor bu? Yine de yargılama aşamasında ağır hastalar var. Belki de bu süre içerisinde bu konuyu en fazla gündeme getirenlerden biri ben oldum. Duruşma aşamasında. Hastalık meselesi. Hastalık meselesi. Niye? Çünkü birebir yaşadığımız için, kardeşimle ilgili birebir yaşadığımız için bu sorunları bir genelleme durumuna sokuşturdum ben.
Çünkü kardeşimle ilgili 6 tane üniversite hastanesi raporu var. 6 tane. 6'sında da bu hasta cezaevi şartlarında kesin ölür diyor. Tabir bu. Kesin ölür. Ben bunu sunuyorum mahkemeye. Efendim diyor, bizi Adli Tıp Kurumu'nun raporu bağlar diyor. Peki. Adli Tıp Kurumu'na gidiyoruz. Adli Tıp Kurumu diyor ki bu hasta diyor her 2 ayda bir kontrol edilmek şartıyla cezaevinde kalabilir diyor. Ben hakime soruyorum. Bu raporu veren, Adli Tıp Kurumu'ndan raporu veren doktorun kariyeri nedir? Sıradan bir doktor. Düz bir pratisyen. Peki üniversitedeki hocalar, 6'şer tane hoca, bunlar konsültasyon yapıyorlar. Hepsi de üniversite hastanesinin heyet raporu. Sadece bir doktor raporu değil, heyet raporu. Siz bu heyet raporlarını kabul etmeyip de bunu niye kabul ediyorsunuz? Bizi diyor, Adli Tıp Kurumu'nun raporu bağlar, üniversitelerin raporu bağlamaz. Ha. Adli Tıp da paralelcilerin elinde. Kesin. Oraya geleceğim. Şimdi ben de diyorum ki, siz böyle yapmayın. Niye? Ceza, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı var. Adli Tıp Kurumu'na bağlı değilsiniz diye. Siz bağlı... Dinlemiyorlar ama. Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar. Bağlı değilsiniz diyorum. Böyle bu durumdaki hastaları tutuksuz yargılayın. Sadece kardeşimle ilgili değil. Diğerleri de dahil. Hayır. Bunu yapmadılar. Peki. Şimdi ölenler var. Ağır hasta olanlar var. İntihar edenler var. Kanser olanlar var. Peki sorumlusu kim? Ben şimdi soruyorum. Sorumlusu kim? Bir kere sorumlusunun bunlar olduğu kesin de bunların sorumluluğu bizim için yeterli değil. Bunlar 3-5 tane insanlığını yitirmiş hakim ve savcı. Bunların insanlıkla bir alakası yok. Ha. Peki kim sorumlu kim? Sorumlu şimdi adına bir paralel denen bir örgüt, illegal örgüt. Bu mu? Sorumlu bu mu? Peki. Bu süreç içerisinde aldatıldık diyen siyasiler mi? Hükümet yetkilileri mi? Bu mu? Yani sorumlu bu mu? Kim sorumlu? Sorumlu, bir tek sorumlu var. Devlet. Başka sorumlu yok. Hiçbir şekilde hukukçular olarak hiçbir şekilde bizi efendim aldatıldık demeyle, işte 3-5 tane hakimin yanlış karar verdi demesiyle, yok efendim bu işi paralelceler yaptı falan demesiyle, böyle bir hukuk düzeni yoktur. Böyle bir hukuku hiçbir şekilde siz adalet diye önümüze koyamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Sorumlu devlet. Peki devlet sorumluysa, ya insan bir çıkar da, başta Sayın Cumhurbaşkanı'na, arkasından Adalet Bakanı'na, hatta Başbakan'a, arkasından İçişleri Başkanı'na, Bakanı'na. Ya insan bir özür diler ya. Bu bir insanlık görevi. Ölmüş adam, hasta olmuş adam, 5 senesi 6 senesi susuz bir yere cezaevinde geçmiş adam. Şimdi devleti temsilen. Kesinlikle. Özür dilerim. Devleti temsilen, şu andaki devleti temsil eden bir kurum var, Cumhurbaşkanlığı. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya bunu yapmaları görevleri. Ha, en azından borçları. Bunu bekliyoruz. Peki. Bunu bekliyoruz. Mehmet Ali Çelik, devam edeceğiz. Tamam. Size döneceğim tekrar. Bu çağrınızın dışında da söyleyecekleriniz var muhakkak. Evet. Önce bir Mehmet Ali Çelebi'nin de hikayesini dinlemek istiyoruz. Sizin, ben tabii çok uzaktan takip ettim. Biliyorum, herkes gibi ben de biliyorum hikayeyi. Detaylarıyla olmasa bile. Siz nasıl suçlandınız? Nasıl oldu? Nasıl başladı? İsterseniz onları bir anlatın bize. Tamam efendim. Her şeyden evvel siz biraz önce bir öz eleştiri yaptınız. Ben de bu kumpas süreçlerinde bizleri yağmur çamur demeden destekleyen mücadele insanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü onlar vicdanlarını karanlıklara, hakikat duymazlığın ve aman bana dokunulmasının rahatlığına sürmediler. Tüketimci rahatlığın gölgesinde beklemediler, Silivri'ye geldiler. Çanakkale kahramanı Seyit Ali Onbaşı gibi belki 275 kiloluk mermiyi kaldırmadılar ama o zor süreçlerde hakikati kaldırıp taşımasını bildiler ve bunu bize yaşattılar. Gözleriyle değdiler bize, mektuplarıyla değdiler, gerekirse dualarıyla değdiler. Ve o cesareti, o direnişi bize aşıladılar. Biz de onları orada temsil ettik. Şimdi bu süreçlerde kumpaslar bitti diyoruz. Ama öncelikle müsaade ederseniz şu an hala kumpasın son mağduru Murat Eren.
Bunu bir dile getirelim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Hukuk insanca ve adilane yaşamı temin etsin diye var Ahmet Bey. Ama kumpasın savunma mağduru 41 aydır, 45 aydır düzeltiyorum. Halen cezaevinde. Hangi davadan? Atabeyler davası. Aynı kumpas. Biliyorsunuz farklı isimler var ama kumpas aynı. Şemsiye aynı. Şemsiye aynı. Yani illaki büyükelçiyi tanıdığım olması lazım. Niye peki? Bir tek o mu kaldı? Evet, son. Kumpasta tek kişi. Evet. Niye onu bıraktılar? Şöyle, biliyorsunuz Hanefi Avcı da Yargıtay'da onanmıştı. Kendisi popüler olduğu için, ilişkiler ağı geniş olduğu için sonradan bu karar düzeltildi. Ama Murat Eren öyle değil. Ya Murat Eren'i unuttular yani. Unuttular. Peki Murat Eren'i unutmayın. Buradan bu gülüşe seslenelim o zaman. Evet, kesinlikle. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Yani her şeyden önemli bugün bu söyleyeceklerimizden. Murat Eren nedir? Görevi nedir? Yüzbaşı kara pilottur kendisi de aynı zamanda. Yani bu paralel kumpasın bir mağduru değil mağduru. Mi? Mağduru. İlk denemeyi o davada yaptılar. Peki Anayasa Mahkemesi... Fatih Hoca'nın... Pardon, Anayasa Mahkemesi kararları var. Evet. İşte bir sürü şeyler oldu, şu bitti. An, o merhalelerin hiçbirinden geçemedi mi bu? Anayasa Mahkemesi'nde şu an dosyası duruyor. Yargıtay da itiraz ederse aynı Hanefi Avcı'da olduğu gibi çıkacak. Peki o zaman buradan hem Anayasa Mahkemesi'ne hem Yargıtay'a sesleniyoruz. Genel kurmaya sesleniyoruz. Murat? Eren. Murat Yüzbaşı Eren. Murat Eren. Hangi cezaevinde? Şu an Maltepe. Maltepe askeri cezaevinde. Askeri cezaevinde. Evet. Evet. Şimdi, bir tek Murat kaldı yani içeride. Evet. Yani Yüzbaşı bu çocuğun gülüşüne kıymayalım. Dün de 23. Önceki gün 23 Nisan'dı. Tüm çocuklarımıza, çocuklarımız gibi saf ve temiz kalanlara ve içimizdeki çocuğu yaşatanlara sonsuz selam olsun. Biraz önce anlattığım gibi 12 Eylül 2008'de pilot oldum. Dünyanın en ağır, en zor kurslarından birisidir o eğitim. Ama o eğitimde her ne hikmetse ben örgütsel faaliyetlerde zirve yapmışım. Ve 24 yaşında örgüt yöneticisi olmuşum. Hiyerarşide yeriniz neresi? Hiyerarşide 2 orgeneral, 1 tuamiral, 7 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, onlarca yüzbaşı ve üstemenin üzerinde gözüküyorum. Temelken. Üzerinde? Evet. Orgeneral Kemal Yavuz üye, ben yönetici. Peki neye dayandırıyorlar bunu? Herhalde şu, ilk tutuklandığım zaman adliyenin önünde bir gazeteci bana Ergenekon terör örgütüyle irtibatınız varmış diye sordu. Ben de hayır, Mustafa Kemal'le irtibatım var dedim. Ve bu savcı Zekiye Röz'ün pek hoşuna gitmedi anlaşılan. Oradan bu demek ki azılı bir örgüt militanı veya örgütün önemli bir adamı dedi. Evet. Ama ben bu savcıların, hakimlerin askerlik yapı yapmadığını merak etmiyorum. Bir dakika. Yani akıl sağlıklarından endişe ediyorum. Mehmet Ali Bey, şunu merak ediyorum ben. Bizim irtibatımız Mustafa Kemal'le, evet, dediğinizin dışında, evet, size yönelik bir irtibat, bir örgütsel irtibat, herhangi bir var, delil, bulgu. Var. Neyle suçlanıyorsunuz? Yazan yani çok şey var. Kara Harp Okulu'nda örgütsel yapı oluşturmak. Yani tipi silahlı kuvvetleri içerisinde. Biliyorsunuz 1426 askeri personelle ilgili bir soruşturma yeni sonuçlandı. Silahlı kuvvetlerdeki yapılanma. Eğer bu davalar çökmese muhtemelen onlar da içeri girecekti. Yani içeri girecek en az bir 5000 kişi daha olduğu söyleniyordu. Peki. Aydınlar dahil. Peki iddiaların en küçük bir doğruluk derecesi var mı? Dilerseniz 5 dakikada o milyonlarca sayfanın nasıl oluşturduğunu anlatabilir miyim? Lütfen. Bakın. Şimdi örgütte Ergenekon bir örgüt. Bir gizlilik olması gerekiyor değil mi? Size örneklerle bu örgütün yapısını anlatmaya çalışacağım. İddia edilen. İddia edilen. İddianame sayfa 1800 ama kendim üzerinden bunları göstereceğim. Ben bir prototipim. Bana uygulanan her şey diğer sanıklara da uygulanmıştır. Bunu böyle görelim. Diyor ki iddianamede sürekli kahve ismini verdikleri ancak soruşturma sırasında neresi olduğu kesin olarak tespit edilemeyen bir yerde buluştukları. Tamam, buluşuyor muydunuz? Bir kahveye gidiyorduk ama neresi biliyor musunuz burası? Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün karşısı. Ankara, Kızılay. Meclise kuş uçuşu 500, Yargıtay'a 200 metre. Ama neresi olduğunu tespit edememişler. Organize Suçlarla Şube'nin karşısı. Yani örgütün gizlilik anlayışı bu. Organizelerin karşısındaki kafede buluşuyorsunuz. Bu. Evet. Örgütteki gizlilik. Peki, bu. Peki örgüt dediği nedir? Yani siz arkadaşlarınızla kafeye mi gidiyorsunuz? Yani nedir bu olay? Aile dostlarımız var. Teğmenlerden birkaç kere gelen var. Üniformalı giden var hatta. Gizlilik anlayışına bakın. Üniformalı da gidiyoruz bazen. Yani herhangi bir örgütsel faaliyet değil bu. 1000 kişi var kahvede. Peki. Kızılay Merkez. Şimdi savcı diyor ki sizin örgütsel bağlantı fotoğraflarınızı iddianameye koyduk.
Bakar mısınız örgütsel bağlantı fotoğraflarına? Ne bu? Ne fotoğrafı bu? Şöyle göstereyim. Tören fotoğrafı. Genelkurmay Başkanımızdan diploma alırkenki tören fotoğrafları. Ya manyak mısınız, bu tören fotoğrafı demediniz mi? Klasör 210. Bakın bu şimdi o milyonlarca sayfadan bazıları. Ve savcı söylüyor, örgütsel irtibat olarak koyduk diyor. Bakın. Peki siz demiyor musunuz? Gelse 83 sayfa 49. Tamam, siz demiyor musunuz ya kardeşim, bu tören fotoğrafı ne diyorsun dedim sen? Dedim ki ben şöyle söyledim onlara. Onların anlayacağı dilden söyledim. Burası Beka Vadisi değil dedim. Burada terörist başı teröristi tebrik etmiyor. Genelkurmay Başkanı teğmenine diploma veriyor. Burası Harbiye, Türkiye'nin can damarı. O kalp durursa Türkiye yaşayamaz. Benim cevabım buydu. Şimdi devam edelim. Örgütte emirler olması lazım. Doğru mu? Bakın. Örgütsel sayfa 1760'ta Yüksekova'daki teğmen, diğer teğmenlerden bir arkadaş Eren Mumcu, Yüksekova'da burada yazıyor bu belge. Mehmetçik, sana emanet demem, örgütsel emir. Bakın belge burada. Siz arkadaşınız mı o? Mehmetçik, sana emanet diyorum. Bir dakika, sizin arkadaşınız mı? Telefonda mı söylüyorsun? Telefonda. Bu tape. Evet. Arkadaşınızla konuşurken ya Mehmetçik sana emanet Yüksekova'da. Çünkü diyor. İki hafta önce kucağında şehit verdi. Mehmetçik, sana emanet demem. Peki. Örgütsel moral ve motivasyon takviyesi sayfa 1760. Peki savcıya demediniz mi ya kardeşim? Adam şehit verdi kucağında geçen hafta. Bunları koyanlar onlar zaten. Yani bu terör emir olur mu? Terör örgütüne ait bir emir olabilir mi? Olabilir mi demediniz mi savcı? Tabii ki söyledim. Ne diyor peki? Onları da anlatacağım şimdi. Şimdi. Ben olsam klasör 107. Ederim. Ben onlara söylediklerimi kitabımda da var. Birazdan da söylerim, tekrar anlatırım size. Nutuk suç unsuru. Klasör 107, tapa 71-98. Ne diyor yani? Nutuk mu bulunmuş evinizde? Hayır. Kardeşim bir diğer teğmene. Kardeşine nutuk okut, günde yarım saat diyorum. E ne var bunda? Örgütsel emir. Bu davalar böyle oluştu. Başka? Tabii mahkemedeki cevabım şöyle oldu. Nutuğu ancak Mustafa Kemal'in ruhundan, ışığından ruhları kamaşan yarasalar suç unsuru görebilir. Bu Türk milletinin potansiyel suçudur. Türk milletinin her bireyi potansiyel suçludur. Ve suç sayılan bu eyleme katılmam tam bir inanç ve bilinçledir. Ben zindandan çıktığımda beni yeniden mahkum etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü ben o gün bugün olduğum kadar suçlu olacağım. Cevabım bu. Çünkü nutuk okuyacağım. Kesinlikle. Peki nutuk okumak suç mu ya? Biz de okuyoruz. Okuyalım ya. İşte ne var suç unsurlarımız. Kitap okumak suç olur mu ya? Öyle. Yetmiyor. Cezaevi konuşmalarını delil olarak koymuşlar. Hasta alkışlası yazıyor bakın. Kiminle konuşuyorsunuz cezaevinde? Cezaevinden birisiyle konuşuyorum. Aile dostumuzla. Diyorum ki Medeni Bilgiler kitabını aldırıyorum. Neriman teyze diyorum. Ne demek? Siyah puntolarla çizenler emniyet. Siyah puntoyla çizilmesi demek de kuvvetli suç unsuru demek. Ben çizmedim bunları. Medeni Bilgiler kitabında ne tür bir suç olabilir? Atatürk var. Medeni olmak var. Çağdaşlaşma var. Daha ne olsun? Lozan demişim. Yani şimdi Lozan'ı çizmelerini, düşmanın Lozan'ı çizmesini ben anlarım. Derim ki, bunlar Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ten yediği tokadın kuyruk acısını unutamıyorlar. Peki düşmanın kuyruk acısından bunları buraya koyanlara ne? Peki onların kuyruk acısı ne? Lozan'la ilgili ne diyorsunuz? Lozan'ı yazdım diyor kendisi. Bir Lozan'la ilgili köşe yazısı yazmış. Bunları almışlar, terör delil diye koymuşlar bizim iddianamelere. Ergenekon terör örgütü. Evet, benim suçlarım bunlar. Hani örgüt yöneticisiyim ya. Yine bir Harbiyeli çocuğa, Harbiyeliler size emanet demem, örgütsel emirmiş. Size hep emanet ediyorsunuz. Evet, çünkü ikinci sınıf oluyor, sevinmiş. Ben de diyorum ki ikinci sınıf oldun artık Harbiyeliler sana emanet. Çünkü bizde lagdem sistemi vardır. Dördüncü sınıf en tepededir, ikinci sınıfta yine görevleri vardır. Şimdi telefon irtibatı kuruyoruz, bunları çıkarıyorlar. Kurmadıklarımızda ne diyorlar biliyor musunuz? Neden telefon irtibatı kurmadınız? Konuşsan suç, bunları çıkarıyor. Söylediğin her kelimenden suç çıkarıyor. Konuşmasan da bu sefer işte, de... savcı soruyor bana. 84. celse 30. sayfa. Nihat Taşkın. Niye kurmadın diyor. Siz ne diyorsunuz? Gizlilik mi uyguluyorsun diyor. Siz ne diyorsunuz? Ben aynen böyle söyledim. Konuşsak suç, konuşmasak suç. Şimdi gelelim gizli tanık müessesesine Ergenekon'da. O müessese de bugün çöktü. Yani
O zaman da çökmüştü ama kimse duymamıştı. İşte bugün resmen çökmüş. Evet. Oldu. Şimdi Kıskaç, benim gizli tanığım Kıskaç. Diyor ki 2007... Kod adı mı Kıskaç? Kıskaç kod adı. Ama gerçek adı da var burada. Bu arkadaş adam öldürmek suçundan hükümlü birisi. Belgesi burada. Tamam, bunu önemsemeyelim. Koyalım kenara. Ne diyor? 2007 Nisan ayında toplandınız, örgütsel toplantı yaptınız. Diyor. Çamlıca Kız Lisesi'nde. Hiç gitmediğim bir yer. Diyorum ki ben Harp Okulu'nda bir sorun. O tarihte 2007 Nisan ayında neredeyim? Finans sınavlarındayım Harp Okulu'nda. 2007 mezunuyum zaten. Finans sınavlarındayım. Harp Okulu'da diyor ki evet Ankara'dadır. Evci iznine çıkmıştır. Cumartesi pazar. Diyorum ki cumartesi pazarda gitmiş olabilirim. Onu da çürüteyim. Sinyal kayıt bilgilerini gönderin diyorum telefonumun. O da Ankara. Ankara'da gösteriyor. Ankara. İstanbul'da değilsiniz. Gizli tanık müessesesi de bu. Yani o Türk milletinin şerefli kürsüsünü milletimize düşman olanların garez ve intikamlarına tatmin kürsüsü yaptılar. Peki Türk subayı aleyhinde yapıyorlar bunu. Sizin cep telefonunuza yüklenen sehven işi nedir peki? Onu anlatmayacak mısınız? Ona da geliyorum. Meşhur olan hikaye o. Ona da geliyorum. İsterseniz onu öne alayım. Meşhur hikaye o, evet. O nasıl oluyor? Şimdi ben şurada hepsi belgeleriyle. Gözaltına alındığınızda telefonunuz hemen adliye emanet alınıyor. Ben tabii asker olduğum için ilk önce merkez komutanlığına teslim ettik. Ondan sonra İstanbul'a götürüldüm. Orada kaldık. Gözaltı kararı oradaydı. Telefon nerede? Bir dakika. Telefon o sırada bizdeydi. Ben parmaklıklar arasında polisin geldiğini ve mühürlü torbayı aldığını gördüm. Polis aldı yani. Polis aldı. İstanbul'da. Polise teslim ettik dendi. Avukatımız Yusuf Erikel. Kaldı ki o daha sonra tutuklandı. İyi savunma yaptığı için ve kanser oldu. O da oradaydı. Ona da acil şifalar diliyorum bu arada. Şimdi buradaki tutanakta görüldüğü üzere 19 Eylül 17.50'de telefonuma el konulmuş. Tamam. Telefon el konulduğu zaman bataryası, sim kartı ayrılır ve mühürlü torba içerisine konulur. Koyduk. Bu telefon bilirkişi tarafından incelenecek, doğru mu? Mesela bugün 17.50'de alındığını düşünelim. O tarihe gitmeyelim. Bilirkişi raporuna baktığımızda yarın sabah 5.10'da çok çalışkanlar, sabah 5'te de çalışıyorlar. 5.10'da incelemişler telefonumu. Bilirkişi. Dikkat edelim tarihlere. 17.50'de alındı bugün. Sabah 5.10'da incelendi. Sabah 5.10'da incelenecek. İncelendi. Her ne hikmetse olay ortaya çıktıktan sonra telefon gece, bu gece 11.52 ve 11.54 1 dakika 23 saniye sinyal çakıyor. Açıyorlar. Açılmış. Ama bilirkişiye gitmeden evvel açılamaz. Mühürlü torba. Açılmış ve sinyal veriyor. Tabii bunları ben 6 aylık... taleplerim doğrultusunda ulaştığım şeyler bunlar. Ben size bunu 5 dakikada anlatıyorum. Nereden sinyal veriyor? Emniyet metro istasyonu Fatih İstanbul. Şöyle gösterelim. Evet. Onu da tespit ettik. Hukuksuzca açılmış. Nerede? Emniyette. Daha sonra zaten sinyal vermesin diye jammer koydular emniyete. Sonra? Sonra bakıyoruz. Hakimler sorduğunda senin telefonunda teröristlerin numaraları var dediler bana tabii ki o dönem. Ben de bu olası bir tez yatır ispatlayacağım dedim size. 6 ay sonra ispatladım. Görüyoruz ki telefonuma 139 numara var. Son yüklenen 139 numara bilirkişi raporunda 1 dakika 1 saniyede yükleniyor. 1 dakika 23 saniye sinyal vermişti. Tamam. 1 dakika 1 saniyede bakın yükle. Şurada 952, 952, 952. Hepsi 952. Kim bunlar? Bu yüklenen isimler kimler? Teröristler mi? Bu Hizb-ut Tahrir sempatizanı. Hiç tanımadığım bir Hizb-ut Tahrir'i de Ergenekon'a bağlamaya çalıştılar biliyorsunuz. Hiç tanımadığım bir adam. Telefon görüşmem de yok. İspatlamışım onunla. Ayrıca bu telefona en son yüklediğim 139 numarayla da hiç görüşmemişim. Peki. Mesela siz son kaydettiğiniz numarayla görüşmez misiniz? Görüşürsün. Peki, ama görüşmemişim. Bir dakika. Hizb-ut Tahrir şunu mu yapmak istiyorlar? Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonunda... Hizb-ut Tahrir sempatizanlarının numarası var. Var. Onları tanıyor. Yani bu Teğmen'le Hizb-ut Tahrir örgütü arasında bağ var. Bağ var. Bunu iddia etmek evet, istiyorlar. Bunun somut bir delili olarak somut sunmaya delili çalışıyorlar. Olarak. Peki. Şimdi şöyle tabii onu da göstereceğim. Dediğim gibi 1 dakika 1 saniyede bu yükleniyor. Emniyet ne diyor? Sehven yapmışız. Excel dökümleri karışmış diyor. Bir dakika. Siz bunu açığa çıkartınca mı bunu diyor? Tabii. Yani bu siz 6 ay uğraşıyorsunuz. Ben şimdi 6 ay uğraşıyorum, ispatlıyorum. Savcı yerinden zıpladı. Nasıl ispatlarım diye üzüldü. Hakimler
Ve sehven dışında da söyleyecek bir şey bulamadılar. Evet, en son yazı yazdılar ve sehven, yanlışlıkla yüklenmiş dediler ama Excel dökümleri karışmış dediler. Sonra biz onu da çürüttük. Telefonun fotoğrafları var. Excel dökümleri de karışmamış. Excel de değil. Değil. İşte buyurun. Peki, burada. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi adamlar yani ya biz de şimdi burada Ergenekon davasını izliyoruz, gazeteciyiz. Ya diyoruz ki işe bak ya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir teğmen ne alaka Hizbut Tahrir Örgütü üyeleriyle, bak bak diyoruz, telefonla görüşüyormuş. Hani böyle taraf gazetesi falan okuyoruz böyle. Biz de böyle etkileniyoruz yani. Halbuki... Ama oradaki durum şu. Bir Hizbut Tahrir militanıyla, sempatizanıyla bir karşılaşmam var. O konu şu. Kurstayken, hani yorgun olduğumdan dolayı Kızılay'a geliyorum. Kızılay'da bir taksiye biniyorum. Bana orada bir tanesi propaganda yapıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılını göremeyecek diye. Taksici mi yapıyor? Taksici. Kızılay'da 10 tane birikir biliyorsunuz. Yani en lüksüne bindim ben. Lüksü derken diğerlerine göre düzgün duranla. Ve taksici, bana propaganda yaptı. Hizbut Tahrirci mi? Evet. Öyle çıktı. Türkiye tamam. Cumhuriyeti 100. yılını göremeyecekmiş. Tamam. Tam adamına çattı orada. Benim gibi birisine çattı. Türk subayına, Türk gencine çattı. Nasıl yapacaksınız dedim. Vallahi dünyanın 40 ülkesinde biz faaliyet gösteriyoruz. Çok güçlüyüz. Peki Hizbut Tahrirci olduğunu söyledi mi? Hizbut Tahrir dedi. Ne demek dedim Hizbut Tahrir? Bilmiyordu. Peki siz hayatınızda ilk defa Hizbut Tahrir'i orada mı duydunuz? Ben de orada duydum. Sonra araştırdım tabii. Baktım hani belli bir devletin güdümündeki bir şey sonuçta, örgüt. Bu işler böyle yürüyor dünyada biliyorsunuz. Ondan sonra tabii devleti bilgilendirmek üzere bunların çalışmalarını öğrenmeye de çalıştım aslında orada biraz. Ha, peki oradan mı sizi acaba bunun böyle bir irtibatı var dersek inandırıcı olabiliriz? Tabii olayın rastlantısal boyutlarından faydalanarak, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yani ama onun yetersiz olduğunu gördüler, bunu yapmaya çalıştılar sonra. Peki o adamları da bir anlamda, yani Hizbut Tahrir üyesi dedikleri adamları da bir anlamda bu kumpasın içine çekmeye çalışıyorlar. Doğru, değil mi? Doğru. Yani aslında ama onları tahliye ettiler sonra. Ettiler ama yani Hizbut Tahrir'e karşı da yani bir taşla iki kuş. İki hem kuş. Evet. Teğmeni hem de onun şiddetle karşı olduğu fikirleri savunan Hizbut Tahrir örgütünü aynı sepete atma durumu var. Doğru, aynen öyle oldu. Peki siz kaç yıl hapis yattınız? Ben önce 33 ay yattım. Sehveni ispatladığım için kamuoyunda büyük bir infial oldu. Hatta Ergenekon'un Susurluk hadisesi de denir bu olaya. Burada beni bırakmak zorunda kaldılar. 33 aydan ben sonra. Ben hiç tahliye talep etmedim onlardan. Bana da aşırı bir kinleri özellikle vardı zaten. 33 ben, aydan sonra bırakmak zorunda bırakmak kaldım. Zorunda kaldım. Tahliye kararı. Evet, 26 ay dışarıda subay olarak görevime devam ettim. Hatta hemen tazeleme eğitimlerimi yapıp Güneydoğu'ya gittim. Terörist olarak onların gözünde. Hatta Batman Havalimanı'nda elimde kask çantam, silah arkadaşlarımla geçerken arananlar listesinde adımı gördüm. Polis utandı, hiçbir şey diyemedi. Şimdi ben orada şehit olsam ya da orada bir başıma bir şey gelse şehit mi olacağım yoksa terörist mi? O ikilemleri yaşayarak biz görevlerimizi yerine getirdik. Tuhaf bir durum yani. Tuhaf bir durumdu. Peki sonuç olarak siz eğer o sehveni ispatlayamasaydınız, böyle inatla ısrarla üzerine gitmeseydiniz belki de 5 yıl yatacaktınız. 5 yıl yatacaktım. Orada 26 aylık bir özgürlük durumu oldu ama bunun intikamını daha sonra aldılar. Nasıl aldılar? 26 ay sonra Ergenekon kararları açıklandığında ne yaptılar biliyor musunuz? Bana şu oyun DVD'sinden 4,5 yıl ceza verdiler. Ne DVD'si o? Oyun. Ne oyunu? Eragon adlı bir oyun. Evden bilgisayar bulmuşlar. Oyunu. Evet. Evden bulmuşlar. Niye oyundan ceza veriyorlar? Oyun demiyorlar. İçinde kişisel veriler var diyorlar. Hatta Yargıtay da son kararında demiş bunu. Bunu da bozdu Yargıtay. 4,5 yıl uydurma yaratıp buradan beni içeriye alabilmek için sadece Ergenekon terör örgütü üyeliği artı bundan tekrar içeri alma imkanına kavuştular. İntikamlarını öyle almış oldular. Peki. Ahmet Bey. Mehmet Ali Bey, çok özür dilerim. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Şimdi ben helikopter pilotlu lisansım var. Uçak pilotu lisansını almak için eğitimlerim devam ediyor. Peki, ve Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesiyim. Peki hayaliniz bu muydu? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kalmak, işte pilot olarak? Şöyle, 12 Eylül'de pilot olduğumda alay komutanımla konuşurken şöyle söylemiştim. Kendi hava aracını kullanan ilk genelkurmay başkanı olmak istiyorum demiştim. 6 gün sonra aldılar. Hayat bizi bu tarafa sürükledi. Ama
hep söylerim, Mustafa Kemal'in askeri olmak üniforma meselesi değildir, ruh meselesidir. Biz tek tek elbise giysek de o ruhu kendimize kuşanırız. Hiçbir sorun yok. Ahmet Bey, Mehmet Ali Bey'in söylediği bu sehven olayından dolayı suçsuzluğu ispat edildi ya. Bana inanın, 275 tane yargılanan bütün arkadaşlar yargılama sırasında suçluluklarını ispat ettiler. Hepsi etti. Ama karşımızdaki insanlar hakim falan değil ki. Biraz Mehmet Ali Bey'inki kamuoyuna mal oldu. Kamuoyuna mal çok oldu. Çok çarpıcı yani. Kaçacakları yer bırakmadı. Bırakmadı evet. Ama biz hepsi, bana inanın hepsi ispatladı. Hepsi ama hiçbirisi tahliye olmadı. Şey bağlayayım, şu konuyu biraz yarım kaldı. Şimdi efendim, bu 17-25 Aralık depremi olmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Bütün bu yargılananların tamamı ceza alırdı. Tamamı. Ve tamamı nasıl yargılanırdı biliyor musun? Nasıl hüküme varılırdı biliyor musun? Hepsi terörist. Tamamı devlet düşmanı. Bunların tamamı vatan haini. Onlar oradan zaten çoğu sağ çıkamazdı. Sağ çıkanlar da zaten yar ölü vaziyette çıkardı. Başta kardeşiniz. Başta kardeş. Zaten ölürdü benim kardeşim. Bir sene sonra ölürdü. Şimdi peki mahkeme kararıyla siz hiçbir suçu olmayan birisini terörist diye, vatan haini diye, devlet düşmanı diye hüküm altına alıyorsunuz, karar veriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti hakimleri tarafından karar veriyorsunuz. Ve bu da Yargıtay'da onanıyor. Şimdi bu sadece sizin suçunuz mu? Yani bizim Türk Ceza Kanunu'nda bir hüküm var. Yargılanan kişi, yargılama ceza bireysel. Suç ve ceza bireyseldir. Ama siz bunları bir tarafa bırakın. Peki bunların ailesi, soyu, sopu, sülalesi ne olacak? Bunlar da aynı şekilde vatan haini diye damgalanmayacaklar mı? Aynı şekilde bunlar teröristin çocuğu, teröristin bilmem ama, hanımı falan diye. Ama şimdi bu Yargıtay kararıyla bu ortadan kalkmış olmadı mı? Daha öncesinden bahsediyorum. Şimdi, 17-25 Aralık olmasaydı. Tabii. Olmasaydı'dan bahsediyorum. Anladım. Olduktan sonra konuşacağız şimdi sizinle. Ben bütün bunları bir böyle yorumlamalarını istiyorum. Yani 17, ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım. Vahameti böyle bir gözler önüne koymayı oturup istiyorum. Oturup düşünsünler o zaman 17-25 evet. Aralık olmasaydı ne olurdu? Ne olurdu? Bir düşünsün. Oturun. İki dakika düşünün, biz bir reklam arası verelim o evet. Sırada. Bu arada da düşünsünler onlar o reklam arası sırasında. Bu arada Ankara stüdyomuzu görebilir miyim? Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a döneceğim. Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümünde ve Dursun Çiçek'e döneceğim. Bir genel değerlendirme alacağım her ikisinden de. Onlar bu zamana kadar pek konuşmadılar. Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümünde bu iki isme yer vereceğiz. Kısa bir aradan sonra Tarafsız Bölge'de ikinci bölümde karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz. Şimdi Ankara'ya döneceğim. Bir şey soracağım Mehmet Ali Bey size. Sizin bu telefonunuza yüklemeyi yapanlar kimler ve gerekli cezayı aldılar mı? Şöyle, biz konuyla ilgili dava açtık. O dönem birçok aslında şüpheli varken bir şüpheliye düşürdüler. 6 tane savcı değiştirdiler. Belki Cumhuriyet tarihinde azdır süreci uzatmak için. En son... O polisi de beraat ettirdiler. Şu an Yargıtay 5. dairesinde. Temyiz'de. Belgeli her şey. Mutlaka dönecektir diye umuyoruz. Yani hiç ceza alan yok şu anda. Şu an ceza alan yok. Peki Fatih Bey, Hayati Bey, Fatih Hilmioğlu'nun 6 üniversite raporuna rağmen o raporu kabul etmeyip... hasta değildir, cezaevinde kalabilir raporu veren adli tıp üyeleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı şu ana kadar? Yok efendim, yani öyle bir işlem yapmadık. Çünkü bir şey ifade etmez. Yani. Ama suç işleyenler var, somut. Hangi birinden bahsediyorsunuz Ahmet Bey? Suç işleyen bir o değil ki. Başbakanlığa bağlı TÜBİTAK müessesesi var. Suçun kaynağı. Adli tıp kurumu dediğiniz Adalet Bakanlığı'na bağlı bir müessese. Yani şimdi siz zannediyor musunuz? Yani bir dakika, bu adamlar görevleri başında mı? Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna onu yükleyen adam hala evet. Polis mi?
Halen polis. Polis mi halen? Halen polis. Daha da ileriye gidelim. Mevcut hakimler, savcılar, hepsi görevde. Bir tek yurt dışına kaçan şey var. Zekeriya Öz. Zekeriya Öz var. Mehmet Onun dışındakilerin hepsi görevde. Evet. Bunlar suç işlediler Ahmet Bey. Bunlar cinayet işlediler. Yani cinayet işlemek illa silah çekip de bir kişiyi öldürmek değil ki. Birisinin ölümüne sessiz kalmak da cinayet işlemekle eşdeğer. Bu hakimler bir kasten, tahammüden adam öldürdüler orada. Ama bunlar halen görevde. Nasıl oluyor bu iş? Hani peki bunlar hani illegal örgütün adamları değil mi bunlar? Hani niye bunları temizlemiyorsunuz? Peki Nilüfer Hanım, komutana gittiniz, dediniz ki benim eşimin psikolojik durumu iyi değil, GATA'ya götürelim. Gitmedim, komutan evdeydi. Evine gittiniz. Bizdeydi. Sizdeydi. Komutan bizde. Ne dedi? Hayır, ben önce merkez komutanlığına götüreceğim. Peki, oradan hastane diye ısrar etti. Ama orada sorumluluk yok mu? Yani GATA'ya gitmesine izin vermeyen komutanda bir sorumluluk yok mu? Var, tabii ki var. Kimdi ama o sorumluluk almak istemedi. Sonrasında o komutan da tutuklandı. İşin şeyi de o. o da tutuklandı. Paradoksu da o. Daha balyozlar mı? Daha büyük paradoks aslında başka bir şey Ahmet Bey. Bize bu hukuksuzluğu yaşatan, bu hukuksuz süreci bir şekilde kurgulayan savcı Süleyman Pehlivan. Bizim bu yöndeki çabalarımız başlayıp kamuoyu oluştuğu zaman adamı şu anda Yargıtay'a seçtiler. Yargıtay da şu anda hukuk hatalarını düzeltmek üzere bulunuyor. Bundan daha büyük paradoks olabilir mi? Ve hakkında işlem yapamıyorsunuz. Yargıtay üyesi olduğu için. Dava açamıyorsunuz. Yani bütün o şeylerin altında imzası. Tabii bunların hepsinin altında imzası olan Süleyman Pehlivan'dır. Şu anda Yargıtay üyesi. Ahmet Bey, hiçbir hakkında siz suç duyurusunda bulunup bunlar hakkında yargılama yapıp ceza falan aldıramazsınız ki. Peki bu kadar paralel operasyonu falan yapılıyor. Bunlar o operasyona uğramıyorlar mı? Uğramamışlar işte. Örnekleri burada. Mesela şimdi siz Adli Tıp Kurumu'ndaki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunsunuz. Ne yapacağız? Adalet Bakanlığı'nın bunlar hakkında muhakeme kararı vermesi Doğru. lazım. Dokunulmazlıkları var Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Hepsinin dokunulmazlığı. Bugün bu sabah Kuddusi Okur'un eşi Sabriye Okur'la röportaj yaptım. O da eşini hapishanede tutukluyken kaybetti. Neredeyse cezaevinde öldürdüler adamı. Evet. 3 tane hastaneye diyor. Adam şuuru yerinde değil, hapishanede kalabilir raporu verdi diyor. Evet. Bu 3 hastaneyle ilgili hiçbir işlem yapılamıyor çünkü Yüksek Sağlık Kurulu'nun onayı gerekiyor. Aynen öyle. Koruma altına aldılar. Şimdi nasıl oluyor bu devlet hem bunları koruma altına alıyor. Hem bunlarla mücadele ediyor. Hem bunlarla mücadele ediyor. Bu nasıl bir çapraz bir durum? Bu. Vallahi ben anlamıyorum. Anlayamazsınız çünkü bize göre, bana göre böyle bir örgüt de yok. Dursun Çiçek anlıyor mu peki? Şimdi tabii özellikle cezaevinde rahmetli Ali Tatar'la ilgili, Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili, Fatih İlmioğlu hocamla ilgili detaylar anlatıldı. Ben müsaadenizle tepeden başlayayım. Şimdi stratejik bir kumpas. Bu kumpasın 3 ayağı var. Bunu o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, ikinci başkanlık yapmış. İlker Başbuğ Paşa'mız açıkladı. Biz de aynı tespitleri 2007'de, 2008'de tutuklanmadan önce, davaya dahil edilmeden önce hazırladığımız bilgi notlarıyla komutanlarımıza, onlar kanalıyla da dönemin Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na anlatılan özetlerde dosyaya girdi. 3 milyona yakın belge, dijital belge dosyaya geldi. Şimdi birinci ayağı dış güçler, ABD, İsrail, onlar istihbarat örgütleri ki maşaları, iç güçleri eğitenler bunlar. Stratejik el, üst akıl, zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın söylediği. İkinci ayağı FETÖ veya paralel devlet yapılanması. Üçüncü ayağı da siyasi iktidar. Bir kez 12 saatte tahliye olduğumdan 15 gün sonra mecliste bir gece yasa çıkararak askerlerin yargılanma esasını değiştiren
Bu süreçte 3 kez ıslak imzanın gereği yapılsın. Savcıları göreve davet eden dönemin başbakanı, siyasi iktidar. Tabii FETÖ dediğimiz örgütün de 3 temel ayağı var. Birincisi medya, işte Nazlı Bıcaklar, Altan Kardeşler, Önder Artaşlar, Şamil Tayyarlar, Mehmet Baransular. İkinci ayağı, bunlar kamuoyu yaratıyorlar. Önce insanları suçlu ilan ediyorlar. İkinci ayağı polis, yargı, Beşiktaş Adliyesi'nde infazı gerçekleştiren. Yine üçüncü ayağı da işte dönemin siyasi liderleri, Çukurambar'da ağzında adresi çiğnediği iddia edilen bir albay. Kim? Dönemin başbakan yardımcısı çıkıp televizyonlarda anlatıyordu. Şimdi bu çatıyı çattıktan sonra karşımızda dış güçlere hizmet eden, kendi ordusuna Beşiktaş'ta pusu kuran ve Suriye'deki bataklığa, Büyük Orta Doğu bataklığına, terörle mücadelede çözüm süreci denen ve bugün şehitlerimizin nedeni olan o çözülme sürecine silahlı kuvvetleri itibarsızlaştırarak, güçsüzleştirerek hizmet eden bir milli olduğunu iddia eden bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Şimdi bir darbe davası, sanıkların %70'i denizci, %20'si havacı, %10'u karacı. Darbeden denizcilerin, havacıların haberi olmaz, görevi yoktur çünkü. Niye denizciler? Çünkü Amerikan çıkarlarını Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Türk çıkarlarının gerisinde tutan bir deniz kuvvetleri var. Amerika deniz gemileri bizden al demesine rağmen kendi gemisini yapmaya çalışan, kendi yazılımı yapmaya çalışan bir deniz kuvvetleri var. Hava kuvvetleri, F-16'lar, diğer oluşumları dikkate aldığımızda bu büyük operasyonun tetikçileri ne yazık ki Türk vatandaşı olan hakim, savcı ve gazeteciler. Şimdi bir örnek olmak üzere anlatmak istiyorum. Bir Cumhuriyet Savcısı, İliç, Erzincan İliç Cumhuriyet Savcısı, disiplinsiz birisi, suçları tespit ediyor. HSYK diyor ki, müfettiş gönderiyor. Bu suçlardan seni işlem yapacağız, savcılıktan atacağız. O da kıvranıyor, nasıl kurtulurum diye. Eğer gizli tanık olursan diyorlar, seni bu suçların hepsinden 17 tane dosya beraat ettireceğiz. Ve 17'sinden beraat ettiriyorlar, bu savcı ayrılıyor. Bayram Bozkurt gizli tanıklık yapıyor. Cihaner'le bizi Ergenekon davasında bağlıyor, ifadeleri var. Osman Şanal denen savcı Cihaner'i başsavcı odasında tutukluyor. Bütün Türkiye canlı yayınla bunları izliyor. Bu savcı geliyor Silivri'de gizli tanıklık yapıyor. Hatta çok özgüveni yüksek, basını ve izleyicileri çıkarın, açık tanıklık yapacağım diyor ve açık tanıklık yapıyor. Orada tabii yalan, iftira nereye kadar gidecek? Diyorum ki gördüğünüzde kıyafetimiz neydi diyorum. O da diyor ki resmiydiniz. Rengi neydi diyorum. Yeşil elbiseydi diyor. Diyorum ki ben denizciyim. Beyaz elbiseydi. Mart ayında biz diyorum beyaz giymeyiz. Hakim hemen oradan çıkıyor. Hasan Hüseyin Özesi hala devletten bizim vergilerimizle maaş alıyor. Deminki çelişkiyi vurguladık. Sanığın üzerine bu kadar gelmeyin, bu kadar sıkıştırmayın. Diyoruz ki sanığın güvenilir olup olmadığını anlamak için bunları soruyoruz. O arada sanık diyor ki dursun albayım, gelmişsiniz gelmemişsiniz, ben belki benzetmişimdir diyor. Ve orada dosya kapatılıyor. Bu süreçten sonra dönemin HSYK'sı, görevi biten bu savcıyı değişik isimle yüzünü de değiştirerek tekrar savcı yapıyor. Çürümenin boyutunu görün. Sonra şimdi tahliye olunca Karşı gazetesi bunu manşette taşıyınca dönemin Adalet Bakanı diyor ki ya bu kadar da olmaz. Bu adamı nasıl savcı yaptınız? Tekrar atılıyor. İşte Erzincan'da ifade veriyor ve peşindeyiz. Kaçak şu anda, yakalama kararı var, kaçak. Peki. Şimdi 9 Mart 2009 biz Genelkurmay'da görev yapıyoruz. Hakkımızda hiçbir iddia yok. Dursun Çiçek hakkında Ali Efendi Peksak denen bu cemaatin hakimleri dinleme kararı veriyor. Çünkü Dursun Çiçek'i izleyecekler. Hakkında kamuoyunda karalama yapacaklar. Arkasından da infazı gerçekleştirecekler. Dursun Çiçek'in önemi ne? Genelkurmay'da Psikolojik Harekat Dairesi'nde, Bilgi Destek Dairesi'nde
vatanı için, ülkesi için başarıyla görev yapan bir kurmay subay. Niye onu hedefe alıyorlar? Çünkü bu daire devlete karşı, devletin ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne karşı bu tür siyah propagandaları tespit eden, araştıran, genelkurmay karargahı vasıtasıyla Milli Güvenlik Kurulu'na taşıyan, bu çeteleyi tespit eden, alandaki birliklerle, özel kuvvetlerle, sağladığı istihbaratlarla devletin önüne belgeler koyan bir birim. Bunun kapatılması lazım ki arkasından balyoz indirilsin. Evet, aynen öyle oluyor. Dursun Çiçek tutuklandıktan sonra 8 ay sonra bu daire kapatılıyor. Arkasından da balyoz davasıyla yüzlerce subay içeri alınarak kumpas devam ediliyor. Ne zamana kadar? Aralığa kadar. Aralık 2013'e kadar iktidarla bu örgüt ve dış güçler birlikte silahlı kuvvetleri hedef alıyorlar, irtibatsızlaştırıyorlar. Çözüm süreci altında PKK'ya yönelik operasyonlar durduruyor. Suriye'de bataklığa giriyoruz. İşte İslam dünyasında Büyük Orta Doğu projesi icra ediliyor. Karşı koyacak en dinamik güç silahlı kuvvetler kendini müdafaa etmek zorunda kalıyor. Genelkurmay başkanları istifa ediyor. Kuvvet komutanları istifa ediyor. Bu arada emperyalizm, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki, Türkiye'deki bütün amaçlarını gerçekleştiriyor. Geriye ne kalıyor? Onun kullandığı, bizim hakim savcı olmadığını iddia ettiğimiz için hakkımızda hakaret davaları açılan ve 3 ayda onaylanan Yargıtay kararlarıyla rahatsız edildiğimiz, taciz edildiğimiz bir süreçte kendi ordumuzu pasifize ediyoruz, sistemin dışına atıyoruz, milletin nazarında itibarsızlaştırıyoruz. Böyle büyük bir komplo karşısında silahlı kuvvetlerin darbe ortamı olmadığı için yapacak hiçbir şey yok. Yine somut bir örnektir. Genelkurmay Başkanımız açıklamıştı. O 102 subay hakkında yakalama çıktığında balyozdan diyor ki dışarıdakiler ordevine gelsin, lojmanlardakiler dışarıda çıkmasın. Ben sizi teslim etmeyeceğim çünkü bunlar iftira. Dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı diyorlar ki ya Genelkurmay Başkanımız böyle şey olmaz. Hakim istiyor, göndereceksin. Teslim edeceksin. Şimdi diyorlar ya aldatıldık, kandırıldık. Biz 1777 mektup gönderdim ekinde DVD olan. 13 tanesi de dönemin başbakanıydı. Oğlunaydı, kızınaydı, eşineydi. Biz delilleri de koyarak anlattık. Hiçbir sonuç almadık. Biz ikna edemedik ama ne zaman ki güç paylaşılamadı, zenginlik paylaşılamadı, çıkarlar çatıştı. Bu örgüt hükümeti de ele geçirmek üzere harekete geçti ve ondan sonra bunlar da bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu, devleti ele geçirmek üzere hareket ettiğini, dış güçlerin maşası olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya başladılar ve şimdi yoğun bir çatışma içindeler, mücadele Peki. içindeler. Dursun Bey, teşekkürler. Şimdi eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a dönelim. Sabri Uzun, siz Emniyet İstihbaratı'nda daire başkanlığı yaptınız. Sizin açınızdan, sizin perspektifinizle, sizin bakışınızla Ergenekon diye bir örgüt var mı? Böyle bir yapı var mı? Siz bu yapıyla, bu yapıya dair ilk bilgileri nerede aldınız, nasıl aldınız? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi Ahmet Bey, ben önce olayı başka bir yöne götüreceğim. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıp halifelik görevini aldıktan sonra 2000 Arap Eşari'yi Anadolu'ya getirmek suretiyle Eşari inancını yaydılar. Eşari inancı sözle tebliğ anlamına geliyor. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz üzere. Oysa Türklerin daha önceki dönemdeki inancı Buharalı İmam Maturidi'nin akla dayalı inancıydı. Yani Türk milleti akıl Müslümanlığından söz Müslümanlığına, laf Müslümanlığına doğru gitti. İşte olayın patlama noktası bu. Bugün konu ettiğimiz cemaat de Eşari inancının bir devamıdır. Şimdi buradan başlayalım. İkincisi, Cumhuriyet döneminde Atatürk kendi cebinden parasını vermek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye mealini yazdırmak suretiyle akıl Müslümanlığını Türkiye'de yerleştirmek istedi.
biz ondan da saptık. Ve ne yaptı cemaat? Şirketler vasıtasıyla okullar kurdu, yurtlar kurdu, evler kurdu. Kendine göre bir Müslümanlık tutturdu. Ben önümüzdeki süreçte şundan çok korkuyorum. Bugün de bazı vakıflar aracılığıyla eğitim kurumları, yurtlar kontrol altına alınmaya çalışıyor. Bundan endişe duyuyorum. Niçin endişe duyuyorum? Pakistan'da 12 bin okul var. Bu 12 bin okul Türkiye'deki gibi eğitimin birleştirilmesi kanunu olmadığı için her birisi kendi kafasına göre eğitim yapıyor. Ne öğretildiği belli değil. Mezun olan öğrencilerin de her birisi Afganistan onlar için bir eğitim sahası, iş sahası, oraya militanlığa gidiyor. Eğer biz eğitim kurumlarını şunun bunun eline bırakırsak bugün şikayetçi olduğumuz konu ileride çok daha büyümek suretiyle karşımıza çıkacak. Ben hemen Ergenekon konusuna geliyorum. Ergenekon'dan önce başka bir eylem daha oldu. Fakat faili Samsun'da yakalandığı için o konu büyütülemedi. O büyütülemediği için Ergenekon operasyonu yapıldı. Yoksa o eğer yapılmış olsaydı ben ona üzümün salkımı, sapı diyorum. Onun yerine Ergenekon operasyonu bir üzümün salkımın sapı gibi görev yaptı. Onun altına 23 tane daha operasyon eklendi. Çünkü yapılması gereken bir şeydi bu. Niye yapılması gereken bir şey? Bunun kararlaştırıldığı yer Altunizade'de cemaatin dershanesinin en üst katında oturan kainat imamı denilen kişinin elinde hava kuvvetlerinin ve deniz kuvvetlerinin harp okulu öğrencileri orada eğitim aldılar. 1984 ile 97 arasında onlar orada eğitim aldılar. Dikkatinizi çekiyorum. Sayın Çiçek Komutanımızın söylediği bir konu var. %70'i denizci, %30'u şu, %10'u karacı diyor. Oysa denizciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde en az sayıyı işgal edenler. Ama onların eğittikleri adamlar denizciler ve havacılardı. Onlar vasıtasıyla bu kumpası yaptılar bunlar. Şimdi başka birkaç boyutuna dokunacağım. Hanife Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar isimli kitabı yayınlandıktan sonra Mülkiye Müfettişleri 20 Eylül 2010 tarihinde benim ifademi aldılar. Ben o ifademde bu konuları biraz açtım. Bana Kozanlı Ömer'i soruyorlar. Kozanlı Ömer emniyetin imamı olan şahıs. Ve Ömer'in diyorum kayınbiraderi Beylinde vali diyorum 2010 yılında. O vali 2015 yılına kadar orada valilik yaptı. Bu valiyi bulamadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve o valiyi oraya tayin ettiren emniyetin imamı olan Kozanlı Ömer'di. Bakın başka bir şey, aynı ifadede geçen bir şey daha var. Sizler Hürriyet gazetesinde 2 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan bir röportajınız var. Şahsın ismini vermiyorsunuz. Röportaj yaptığınız bakanın ismini vermiyorsunuz. Ve o bakan şunu söylüyor. Cemaat isen cemaatliğini bil kardeşim. Başka bir şey daha söylüyor. Cemaatçi polisler var, cemaatçi savcılar var diyor. 2 Nisan 2007. Daha Ergenekon falan hiçbir şey olmamış. Demek ki bunlar biliniyor. Ve bunlara karşı herhangi bir şey yapılmadı o tarihte. Siz 5 Nisan tarihinde bir başkasıyla röportaj yapıyorsunuz. Bir bakan böyle böyle söyledi diye. Ve o röportaj yaptığınız cemaatçi diyor ki o bakan bizi kastediyor diyor. O diyor terörle mücadele kanununa silahlı ve silahsız terör örgütü tanımını sokmak istedi. Biz diyor bazı bakanlarla milletvekilleriyle konuşmak suretiyle buna mani olduk diyor. Demek ki Ergenekon olmadan önce bir şeyler var. Herkes bir şeyler biliyor. Ama nedense hiç kimse bir şey yapmıyor. Bir konuyu daha açacağım.
Ben ilk Ergenekon şemasını gördüğümde ki adım gibi artık 14 Haziran 2001 günü saat 15.30 16 sıralarıydı. Şemanın başında Çetin Doğan vardı. Çetin Doğan Paşa da o zaman Ege Ordu Komutanıydı. Aşağıdaki kor generallerin içerisinde Çorlu'daki kor general vardı. İsmini bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bakın, benim gördüğüm Ergenekon şemasındaki Çetin Doğan hakkında daha sonra balyozdan işlem yapıldı. Ergenekon'dan yapılmadı. Aynı şemada adı geçen Çorlu'daki komutan, ki çok saygı duyduğum insan, tanımam kendisini, Yıldırım Türker. Yıldırım Türker hakkında da 2012 yılında 28 Şubat davasından işlem yapıldı. Şunu anlatmak istiyorum. O tarihte bu isimler belirlenmiş, belli bir şema isimler, belli olan isimler üzerine daha sonra kumpas olarak üretilen bu örgütler içerisinde ayrı ayrı yer verilmek suretiyle bu davalar düzenlenmiş. Peki, Sabri benim Bey, yazdığım bu İN kitabında... Sabri Bey, araya girebilir miyim? Bir şey soracağım. Siz 2011 yılında bir Ergenekon şeması gördüm dediniz. Tarihi veriyorsunuz, hatta saati de veriyorsunuz. 2001. 2001. Ben de 2001 diyorum. 2001. Ben de 2001 evet. diyorum. 2001'de evet. Ergenekon şemasını gördüm diyorsunuz. Tarihi veriyorsunuz, hatta saatini veriyorsunuz. Kim gösterdi size bu şemayı? Evet. Biz de bir şube müdürüydü. İstihbarattaki bir şube müdürüydü. Peki kim hazırlamış şemayı, Ergenekon şemasını? Kim hazırlamış Ergenekon şemasını? Ya bunu bu İN kitabında ben bunu uzun uzadıya anlattım. Bunu Tuncay Güney'in ifadesine geçiyor diye söyledi. Anladım. Peki devam edebilirsiniz. Ben sadece bunları merak ettim. Şimdi benim verdiğim ifadede ben bunların hepsinden bahsettim. 20 Eylül 2010'da ben bunlardan bahsettim. Ve bunları hiç kimse itibar almadı. Başka bir şey daha söylüyorum o ifademde. Bütün bunları tek bir karargahta hazırlanıp uygulanmaktadır diyorum. İşin esasında bu kime yapılır ise yapılsın, kişilere yapılmış bir operasyon olarak görülmemelidir diyorum. Kişilere yapılmış operasyon olarak görülmemelidir. Bu bir siyasi iradeyi kuşatma operasyonudur diyorum. Siyasi irade kim? Hükümet siyasi irade. Başka bir yerine geleceğim. Ben başka bir konu daha açıklamıştım. Sayın Yaşar Büyük Anıt aleyhine bir internet sitesinde haber yapmışlardı. Bunu da cemaatin yaptığı bir operasyon diye ilgili makama söyledim. Yazdım onu. Şimdi benim 20 Eylül tarihli ifademi alan kişilerden bildiğim kadarıyla, yanlış söylemiş olabilirim, Ferda İleri şu anda İzmir'de tutuklu bir müfettiş olduğunu biliyorum. Mustafa Üçkuyu'nun da İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alınıp sanıyorum Denizli Vali Yardımcılığı'na verildiğini, hakkında soruşturma olduğunu duydum. Şunu anlatmak istiyorum. Ya 2010'da biz bunları anlattık ama o zaman bu konu itibar görmedi. Ama zaten anlattığınız kişiler, yani bir, devletin buyurun. Görevleri anlattığınız kişiler... Şimdi biri tutuklu diyorsunuz, biri soruşturma var hakkında diyorsunuz. Yani anlattığınız kişiler zaten o yapının içinde olma şüphesi olan kişiler. Evet. Sorun orada belki de. Evet, aynen doğru. Şimdi oradan bir bütüne gelmek istiyorum ben. Çok da vakit almak istemiyorum. Burada üstte bir şura var. Bu örgütte üstte bir şura var. Ben buna onay şurası diyorum. Onlar çok ayrıntıları bilmeyebilirler. Fakat o şuranın altında bir de icra şurası var. İcra şurası kimler? Mülkiye müfettişleri başta olmak üzere birincisi onlar var. Onlar kim görevden alınacak? O göreve kim getirilecek? Yani bu kumpasın kurulabilmesi için devlet kadrosuna kimler boşaltılacak? O işi organize ediyorlar. İkincisi polisler var. Polisler de o mülkiye müfettişleriyle kararlaştırdıkları ihbar mektuplarını, ihbar e-maillerini
hazırlayıp gönderiyorlar. Üçüncü aşamada savcılar, hakimler, avukatlar var. Yani adli imamları dediğimiz. Dördüncü aşamada bilir kişiler var. Ve bu bir bütün halinde işletiliyor. Şimdi herkesin kafasında bir soru işareti var. Bunun sorumlusu kim? En üstteki kişi kim? Şunu çok iyi biliyorum ki bu işin en üstünde olan kişi, en iyi sahtekarlık yapmayı bilen kişi en üstteki adamdır. Burada şunun rütbesi fazla, bunun görevi fazla gibi, yetkisi fazla gibi kesinlikle düşünmeyin. Cemaat içerisinde cemaat yararını en çok kumpası kim yapmışsa cemaat onu terfi ettiriyor. Şunu şöyle söyleyeyim, yani bir hepimiz askerliğimizi yaptığımız için bir uzman çavuş, bir astsubay sorumlu yere gelebilir. Bir general ona bağlı bir mürit durumuna veya şakirt durumuna gelebilir. Onun için burada şu görevli, bu yetkili gibi yanılmanın içine düşmeyelim. Ben 10 Nisan 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip ifade verdim. Sayın Başbakan'ın evine böcek konulması olayıyla ilgili ifade verdim. O ifademde 4 konuya değiniyorum. Kısa söyleyebilmek için. Bu anayasa dışı bir güç merkezinin kararıyla yapıldı diyorum. Bu dinlemeyi organize eden kişiler bakan onayıyla göreve gelmiş kamu görevlileridir diyorum. Bir şey daha söyleyeyim, burası çok çarpıcı. Onlar adına bir şey diyemediğim için kendimden örnek veriyorum. Ben karaktersiz olmadığım sürece hiç kimse başbakanın odasına dinleme cihazı koyamaz diyorum. Yani siz kararnameyle, bakan onayıyla karaktersizlikleri iş başına getirdiniz, başınıza belayı bunlar arttı diyorum. Ve şunu da söylüyorum. Bana 8 gün süre verin, ben bunların hepsini çözeyim size diyorum. Burada bir şura var. Bunlar kendi başlarına iş yapmıyorlar. Bir çarpıcı örnek daha vermek istiyorum. 1991 yılında polis akademisinde kura çekimi var. Bunu herkes biliyor artık. Kura çekiminde yolsuzluk yapıyorlar. İki torbayı iç içe koymak suretiyle cemaatçi olanlar iki torbanın arasına elini sokuyor. Cemaatçi olmayanlar doğal olarak ana torbanın içine sokuyor. Buna kanguru metodu falan diyorlarmış bunlar. Orada torba elinde Sayın Emniyet Genel Müdürümüz Ünal Erkan tarafından suçüstü yakalanan şahsın oğlu, o da emniyet mensubu olmuş. Başbakanlığa böcek yerleştirme olayında da oğlu görev aldı. 2012 yılında da oğlu görev aldı. Aradan 21 sene geçtikten sonra baba da, oğlan da büyümüş, babasının görevini almış. Şimdi başka bir konuya daha gelmek istiyorum. Şike konusuna kısaca değinip geçeceğim. Benim yazdığım kitapta İyi Çobanoğlu diye birinden bahsediyordum. Onun ismi İyi değilmiş, C Çobanoğlu o. Ve bilmiyorum şu anda nerede. Yazdığım kitapta bu şike davası değil, para davası diye yazmıştım. Sonra bu davanın peşini bırakmadım. Yine araştırmaya devam ettim. Bir de baktım ki bu işte görev alan avukatlar hanımlarına jip almışlar, kendilerine jip almışlar, futbol sahası büyüklüğünde bürolar satın almışlar. Yani parayı bulmuşlar. Anlatmak istediğim şu, burada bu şike davası çok büyük paralar getirdi cemaate. Şimdi Ergenekon'a devam edeceğim. Tuncay Özkan Bey'in evine bir CD koyuldu. O CD'nin çekilme, kaydedilme tarihi 1996 Susurluk olayıyla 1997 Sarımsak olayı arasındaki dönemde kaydedilmiş bir ses kaydı bu. O ses kaydını muhafaza ettiler, CD'ye yüklediler.
Tuncay Özkan'ın evinde arama yaptıkları sırada da götürdüler, oraya koydular bunu. Bakın, 96'da kaydedilen CD 2007 yılında 11 sene sonra Tuncay Özkan'ın evine konulacak bir materyal olarak saklanıyor. Yani başka konular var ama vakit peki, almak istemiyorum. Vakit zaten. Çok teşekkürler. Eğer hemen tamam, toparlayayım isterseniz. Birkaç cümleyle. Bir zirveye değinmek istiyorum. Birkaç cümle tabii. Zirve Yayın Evi davası da Ergenekon'un altında bir dosyaydı. Bu dosya ayrıldı, Malatya'da görülüyor. Malatya'da 102 klasör var bu dosyanın ekinde. 102 klasörün oluşturulma saati, dakikası 27 saniyede oluşturulmuş. Ve bir şey daha söyleyeyim, çok çarpıcı bu. Bunlardan, delillerden bir tanesi 1601 yılında oluşturulmuş. İkinci bir delil de 2049 yılında oluşturulmuş belge. İşte Ergenekon bu, işte kumpas bu. Biz Maturidi inancından saparsak çok daha başka şeyler göreceğiz. Peki, çok teşekkürler. Şimdi tamamlayacağız, çok az bir süremiz kaldı. Ben Tatar ailesine tekrar dönmek istiyorum. Nilüfer Tatar ve Ahmet Tatar'a. Eşiniz intihar ederek canına kıydı bu davada. Siz ne kadar süre oldu? 6 yılı geçti. Peki siz aile olarak, bir kızınız var. Evet. Toparlayabildiniz mi kendinizi? Şöyle, ben tamamen ağırlığımı işe vererek atlatmaya çalıştım iş yoğunluğunda. Kızımın sosyal yaşantısını değiştirmemeye özen gösterdim. Okullu, evimiz, arkadaşları, hiçbiri değişmedi. Ali hayatımızda var ama uzakta bir yerde gibi götürmeye çalıştık. Tabii Gökçe'nin o dönemde ergenlik dönemi başlangıcı ve hırçınlıkları çok yüksekti. Onunla baş etmek bana düştü. Şimdi nasıl? Şimdi daha sakin, büyüdü. Siz kardeşiniz hakkında ne diyeceksiniz? Artık son birkaç cümle. Ahmet Bey, bizim kaybımız aslında biraz önce Sabri Bey'i dinlediğim zaman hayretler içinde dinliyorum. Kitabını okudum. Kitabını çok ketum bulmuştum, açık söylemek gerekirse. Şimdi çok daha açık, net konuşuyor kendileri ve aslında devletin içindeki büyük bir denetimsizlikten, hukuksuzluktan herkesin var. Haberi olduğu. Herkesin haberi var. Herkes bir yerlerini biliyor ve bilmeyen kamuoyu, bilmeyen bizim gibi açıkçası halktan insanlar ama süreç işlediği zaman dişlilerin arasına giden de halktan insanlar. Bu ülkenin hukuka ihtiyacı var. Bu ülkenin eğer bugün savaş koşulları yaşıyorsa bugün bu ülke, eğer bugün bu ülke şehit cenazeleriyle ağlıyorsa ve yani içim kan ağlayarak söylüyorum, birçok insan için sadece küçücük birkaç saniyelik bir haber, o şehit cenazeleri ama o ocaklarda neler yaşandığı konusunda ben bir şeyler hissedebiliyorum. Bunun düzelmesinin ancak ve ancak tek bir yolu var. Bizi bir arada tutacak tek bir zemin var. Hukuktur bu. Biz büyük bir kayıp yaşadık ve bizim önümüze açılan yolda hukuk mücadelesi oldu. Biz bütün insanların hukuk mücadelesiyle birleştirmeye çalışıyoruz ve herkesten evet, bu konuda duyarlılık bekliyorum. Yani bu kadar insanın canı yanıyor. Güneydoğu'da her gün asker şehit cenazeleri geliyor. Bu duyarlılığı biz ancak devlet içinde kendi aramızda bir hukukla çözebiliriz. Bunu sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Maalesef süremiz doldu. Yine konuşacağız, yine bir araya geleceğiz bir başka programda artık. Hayati Hilmioğlu, çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Mehmet Ali Çelebi, size de çok teşekkür ediyorum evet, katıldığınız için. Sağ olun. Ahmet Tatar ve Nilüfer Tatar, size de her ikinize evet, de teşekkürler. Biz Ankara teşekkür stüdyomuzdan katılan Dursun Çiçek ve Sabri Uzun'a da çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.